Bu akşamki FRT'deki Spor Saati programında Fethiyespor'un Şanlıurfa Spor karşılaşması son oynadığı, hemen hafta içinde çarşamba mesaisinde oynadığı Kahramanmaraş Spor karşılaşmasından görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Karşılaşmaların gollerini bir kez daha izleyebileceksiniz bu akşamki programımızda. Ve özel röportajlarımız vardı. Bu röportajlar yine bu akşam FRT'de Spor Saati'nin içerisinde olacak. Fethiyespor çok önemli bir deplasmana gidecek. Ege derbisinde Fethiyespor Nazilli Belediyespor'la karşılaşacak ligin 24. haftasında. Fethiyespor bu karşılaşmada deplasmanda mutlak puan ya da puanlar almak zorunda. Bu karşılaşmada Fethiyesporlu taraftarlar Nazilli deplasmanına akın akın gitmek istiyorlar. Yine Nazilli Belediyespor da bu karşılaşmayı bekliyor. Fethiyespor için son iki karşılaşmadan sonra sosyal medyada neler yazıldı, neler çizildi. Nazilli Belediyespor öncesinde, maçı öncesinde ve Şanlıurfa Spor maçı ardında yine neler yazılıp çizildi ekranlarınıza getireceğiz. Ve Nazilli cephesinde Fethiyespor maçına nasıl bakılıyor? Yine bu programımızın içerisinde Nazilli Belediyespor taraftarlardan notları da ekranlara getireceğiz. Eğer telefon bağlantısını gerçekleştirebilirsek Nazilli Belediyespor Başkanı ve Fethiyespor yöneticileriyle de bir görüşme yapmak istiyoruz değerli izleyenler. Tabii Nazilli Belediyespor'la Fethiyespor çok çok kez karşı karşıya geldi ama üstünlük Fethiyespor'daydı. Fethiyespor yine Nazilli deplasmanında başarılı olabilecek mi? Yine Fethiyespor'un Nazilli Belediyespor deplasmanında olaylı bir maçı vardı. İşte o olayların bir daha yaşanmamasını özellikle istiyoruz bu karşılaşma öncesinde. Sporun dostluk ve barış içerisinde geçmesi dileğiyle. Bu akşamki programımızda yine çok değerli konuğumuz, milli hakemlerimizden, Fethiyespor eski başkanlarından Sayın Timur Fidan bizlerle olacak. Az sonra stüdyomuzda olacak Sayın Fidan değerli izleyenler. Evet, ikincilik beyaz grup, ikincilik kırmızı grupta Bodrum Belediyesi, Bodrum Spor tehlikeli bölgede. Yine üçüncü lig ikinci grupta Muğla Spor hafta içinde oynadığı karşılaşmada kendi evinde Turgutlu Spor'a 2-0 mağlup olmuştu. Ancak Muğla Spor, Yeşil Beyazlar deplasmanda 1461 Trabzonspor 2-1 yenmeyi başardı. Her iki karşılaşmadan da görüntüleri ekranlarınıza getirmek istiyoruz. Muğla Amatör Küme'de yine gol yağdı. Muğla Amatör Küme'de son durum nedir? Sonuçlar nasıl, bu hafta hangi maçlar var? Yine FRT'de Spor Saati programı içerisinde bulabileceksiniz. Dolu dolu bir Spor Saati programıyla tüm arkadaşlarımızla birlikte sizlere hazırlandık. Ve bu akşamki programımızda bütün ne varsa inine boyuna konuşup tartışacağız. Sevgili Timur Fidan'ın da yorumlarını alacağız. Evet, hemen önce İkincilik beyaz gruba gidiyor sevgili izleyenler. İkincilik beyaz grupta önemli maçlar vardı. 9 karşılaşmada tam 29 gol atıldı. Ve Gümüşhane Spor deplasmanda Silivri Spor'a 1-0 mağlup oldu. Liderliğini sürdürdü averajla. Altay ikinci sırada, Altay'da deplasmanda kazanmasını bildi. Ve böylece 45'er puanla her iki takım da liderliğini sürdürüyor. Ligin dibinde de gerçekten o kırmızı bölgede gerçekten zor anlar yaşanıyor. Özellikle Silivri Spor'dan, Karşıyaka'dan, Pendik Spor'a kadar gerçekten her hafta değişik sonuçlar alınabiliyor. İsterseniz önce ikincilik beyaz grupta haftanın maçları nasıl geçti? Puan durumu nasıl? Ve bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı nasıl? Ekranlarınıza getirelim. Eğer bize de yazmak isterseniz sevgili izleyenler, FRT'ye yazıp boşluk bırakıp 39-69'a Fethiyespor'un Nazilli deplasmanındaki karşılaşmasıyla ilgili, Şanlıurfa Spor maçındaki yenilgisiyle ilgili olarak da yazabilirsiniz. Yine
FRT'nin Facebook sayfasından da bize yazabilirsiniz. Eleştirilerinizi, önerilerinizi yazarken lütfen adınızı, soyadınızı yazmayı da unutmayın. İşte ikincilik beyaz grupta 23. hafta sonunda son durum şöyle. İkincilik beyaz grupta 23. hafta sonuçları şöyle. Karşıyaka 1, Hacettepe 2, Niğde Belediyespor 3, Buksaş Spor 2, Fethiye Spor 1, Şanlıurfa Spor 3, Sakarya Spor 3, Zonguldak Gümüşspor 2, Silivri Spor 1, Gümüşhane Spor 0, Bandırma Spor 3, Pendik Spor 1, Ottogol Karagümrük 0, Altay 3, Konya Anadolu Selçuk Spor 2, Nazilli Belediyespor 1, SBS İnşaat Kırklareli Spor 0, Kahramanmaraş Spor 1. İkincilik beyaz grupta 45 puanlı Gümüşhane Spor liderliğini sürdürdü. Altay 45 puanla ikinci sırada averajla. Üçüncü sırada 42 puanlı Hacettepe Spor. Dördüncü sırada aynı puandaki Şanlıurfa Spor yer alıyor. 41 puanlı Sakarya Spor 5. 39 puanlı Buksaş Spor 6. 38 puanlı Bandırma Spor 7. 35 puanlı iki takımdan SBS İnşaat Kırklareli Spor 8. Niğde Belediyespor 9. 33 puanlı Konya Anadolu Selçuk Spor 10. 28 puanlı Pendik Spor 11. 25 puanlı Zonguldak Kömür Spor 12. 23 puanlı iki takımdan Ottokol Karagümrük 13. Kahramanmaraş Spor 14. 20 puanlı Fethiye Spor 15. Son 3 sırada 17 puanlı Nazilli Belediyespor 16. 15 puanlı Karşıyaka 17. ve 13 puanlı Silivri Spor 18. ve son sırada yer aldı. İkincilik beyaz grupta 24. hafta karşılaşmaları şöyle. Şanlıurfa Spor, SBS İnşaat Kırklareli Spor, Gümüşhane Spor, Bandırma Spor, Kahramanmaraş Spor, Sakarya Spor, Ottogol Karagümrük, Niğde Belediye Spor, Altay, Konya Anadolu Selçuk Spor, Pendik Spor, Karşıyaka, Zonguldak Kömür Spor, Silivri Spor, Nazilli Belediye Spor, Fethiye Spor ve Hacettepe Buksaş Spor. Evet değerli izleyenler, son durum böyle. İkincilik beyaz grupta 9 karşılaşmada 29 gol atıldı. Hem ligin grubun zirvesinde hem de grubun alt bölgesinde takımlar için zor anlar başladı. Geriye sayım başladı ve artık kimler kümede kalacak ya da bu gruptan birinci olarak kim çıkacak ya da playoff'a kimler kalacak? Müthiş bir mücadele var kalan son haftalarda. Evet sevgili Timur Fidan da stüdyomuzda, hoş geldiniz demek istiyorum bir kez daha. Sevgili Timur Fidan, Beşiktaş maçı var bugün. Evet. Çok önemli. Öncelikle Kara Kartal büyük oynayacak bugün. Ne yapacak, ne yapacak? Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bugün Alman devi Bayern Münih'e konuk oluyor. Buradan bir zafer çıkarması, İstanbul'daki karşılaşma için bir zafer çıkarmasını gerçekten bekliyoruz. Tabii bugün Beşiktaş Taraftarlar Derneği de Kartal Yuvası'nda alışverişler yapmıştı. Bültenlerimizde verdik sevgili izleyenler, sevgili Özkan Torunoğulları, Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı ve diğer üyeler alışveriş yapmışlardı. Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmak için %10'unu. Hakikaten büyük de katkı oldu Fethiye'den. Pek çok siyah beyazlı taraftar da gitti Kartal Yuvası'ndan alışveriş yaptı. Sırf Mehmetçe'ye destek olabilmek adına. Çok kısa özetleyelim. Çünkü dolu dolu bir programımız var bugün. Nazilli Belediyespor maçı öncesi. Hafta içinde de ve hafta sonunda iki maç vardı. Hepsinin görüntülerini az sonra ekranlara getireceğiz. Önemli anlarını ekrana getireceğiz. Nazilli Belediyespor Konya deplasmanındaydı. Konya'da 2-1 mağlup oldu. O maçın için golleri ve önemli anları da ekranlarınıza gelecek sevgili izleyenler. Onları da getireceğiz. Dolu dolu bir spor saati programıyla yine değerli izleyenlerimize seslendik. Seslenmeye çalışıyoruz bu akşamki programda. Ne diyeceksin Beşiktaş maçı için? Valla Beşiktaş tabii bu sene Türkiye'nin gururu oldu. Sadece kendi için değil, Beşiktaş Türkiye adında diğer spor profesyonel futbol takımlarının hem ilerideki olası başarılarına katkıda bulunmak amacıyla hem de kendi kulübü adına da bir başarı elde ederek son 8 takım arasında kalmak istiyor.
Rakibi çok güçlü, gerçekten biliniyor. Ama oradan alabileceği, eğer gollü bir beraberlik bile veya tek farklı bir mağlubiyet bile Beşiktaş için büyük avantaj olur. Türkiye'de gerçekten kolay teslim olmaz diye düşünüyorum ben. Önceki maçlarına bakarak gerçekten Beşiktaş bu sene başarısına devam ettirecek diye düşünüyorum. Evet, saat 22.45'teki karşılaşmada Karakartal'a, Beşiktaş'a, gururumuz, Türkiye'nin gururu Beşiktaş'a başarılar diliyor sevgili izleyenler. Dönem dönemde eğer programımızın ilerleyen dakikalarında, maç başladığı zamanda sonuçla ilgili de bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Dileriz Beşiktaş'ın galibiyetini aktarırız sevgili izleyenler. Maç başladıktan sonra. Evet değerli izleyenler, ikincilik beyaz grupta geçtiğimiz hafta içerisinde önce Zonguldak Kömürspor'u mağlup etmişti. 1-0 kendi evinde Fethiyespor. Çarşamba mesaisine gitti deplasmana. Lacivert Beyazlar Kahramanmaraş Spor'un da 2-1 öndeydi. Ancak maçın son dakikalarında gelen gole engel olamadılar. Karşılaşma 2-2 bitti. İsterseniz önce Fethiyespor'un Kahramanmaraş deplasmanındaki o oyunu, o güzel oyunu, özellikle ikinci yarıdaki oyunu, gollerini ekranlara getirelim. Ardından sohbeti sürdüreceğiz. Sevgili Timur Fidan'la ve Şanlıurfa Spor maçı görüntülerini de ekranlara getireceğiz. Sizler bize yazabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum sevgili izleyenler. Ferhat'e yazıp boşluk bırakıp 39-69'a mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yine Ferhat'in Facebook sayfasından da yazabilirsiniz ama lütfen adınızı soyadınızı yazmayı unutmayın. Hem Nazilli Sporlu taraftarların hem de Fethiye Sporlu taraftarların bu maç öncesi yazdıkları mesajları da ekranlara getireceğiz. Çarşamba mesaisinde Fethiyespor deplasmanda Kahramanmaraş Spor'la karşılaşacak. Fethiyesporlu futbolcular karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu arada karşılaşmaya ilgi de oldukça güzel sevgili izleyenler. Kahramanmaraş Sporlu taraftarlar tribündeki yerlerini aldılar. Karşılaşmadan önce tribünleri doldurdular ve bu maça özel bir ilgi gösterdiler. Karşılaşmayı Mustafa İlker yönetecek. Yardımcılıklarını Ejder Yapıcı ve Aykut Küçük yapacak. Ev sahibi Kahramanmaraş Spor maça kalede Mesut, Yusuf, Serbay, Ramazan Kahya, Timur, Cemal, Devrim, Burak, Yakup Etem ve Eser Akbaş 11 ile sahada. Fethiyespor kalede Eser Altın, Cemil Adıcan, Üstün, Erdi Anıl, Ahmet Dereli, Yiğit Yöney, Yiğit İsmail Gökoğlan, Emrullah Fahri ve Ramazan Işık 11 ile sahada. İstiklal marşımız. Evet, güzel görüntüler geldi ekranlarınıza. Her iki futbolcular da birbirlerine şans diliyorlar. Fethiyespor geçtiğimiz hafta sonunda Zonguldak Kömürspor karşısında evinde kazanmıştı. Karşılaşmaya ev sahibi Kahramanmaraş Spor başladı. Sol tarafa gelen top Ramazan Kahya ortasını yaptı. Seken top, sert bir şut, üstten dışarı gidiyor. Topa Devrim vurdu. Bu pozisyon bir kez daha ekranlarınıza geldi. Devrim'in şutu. Fethiyespor hata. Anıl'ın nefis pası. Üstün yerde buldu kendini. Anıl ortaladı. Kafa, top kornere çıktı. Fethiyespor gol istiyor bu dakikalarda, rakip kale önünde. Kafa, savunma uzaklaştırdı. Karşılıklı ataklar var. Karşılaşmanın ilk dakikalarında güzel hareketler. Ramazan Kahya ortasını yaptı. Kafa, top üstten dışarı gitti. Fethiyespor savunması bu pozisyonlarda dikkatli olması lazım. Az önceki pozisyon Yakup Ramazan'ın kafa vuruşu dışarı gitti. Bu pozisyon arka arkaya ekranlarınıza geliyor kalemizdeki tehlike açısından.
Yerden sert bir şut, top dışarıda. Bir şut daha kaleci eserde kaldı. Bu kez sağ taraftan geliyor. Ortalanan top. Fethiyespor savunması kafayla karşıladı korner. Koruyu atışından gelen top. Kafa ve top direkten ve savunma dışarı çıkarıyor. Karşılaşmanın hakemi devam dedi o pozisyonda. Fethiyespor savunması mutlak bir golü önledi. Yine sağ taraftan geliyor. Kaleci eserde kaldı top. Uzun mesafeli bir top. Fethiyespor. Yiğit Gökoğlan döndü, şöyle pas verecek, arkadaş aradı Yiğit. Top hala Yiğit'te. Ara pası Anıl, Yiğit Gökoğlan, güzel bir pas. Ahmet Direli yakından topu dışarı atıyor. Mutlak gol pozisyonunu harcıyor Fethiyespor. Bu pozisyon bir kez daha ekranlarınızda. Ahmet Direli müsait durumda golü kaydedemedi. Kaptırılan top. Kahramanmaraş Spor'da devri. Uzaktan vurdu, kaleciden sekti top. Mutlak bir gol daha kaçırıyor. Ve eser kurtardı o pozisyonda. İlk yarının son anlarına yaklaşıyoruz. Fethiyespor'dan atak. Sol taraftan geliyor Ahmet Direli. Kaleciden dönen top. Pozisyon bir kez daha ekranlarınızda. Ahmet Direli. Şut ve savunmadan dönüyor top kaleciden önce. Artık son anlar karşılaşmada. Kaptırılan top ve hakem faul işaret etti. Faul açısından gelen top ve top ağlara gidiyor. Karşılaşmada 45+2 oynanıyor. Devrim Taşkaya golü atan isim. Ramazan Kahya'nın ortaladığı top. Devrim Taşkaya savunmanın arkasına giden topu. Arka arkaya geliyor pozisyon. İşte böyle ağlara gidiyor sevgili izleyenler. Kahramanmaraş Spor 1-0 öne geçiyor. Karşılaşmanın 45+2. Dakikasında. Ve karşılaşmanın ilk 45 dakikası sona eriyor. Bu golün santrası yapılmadı. Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Fethiyespor başladı ikinci yarıya. Yerden gönderilen top. Kahramanmaraş Spor savunması dikkatli. Anıl Taşdemir'in sağ tarafa gönderdiği top. Fethiyespor'un hata bu kez sağdan gelecek. Çok güzel bir orta. Kafayla karşıladı savunma. Top hala Fethiyespor'da. Fethiyespor savunması yine kaptırdık topu. Fethiyespor kalesinde tehlike ama top dışarı gitti. Devrim Taşyaka'yı durdurmaya çalışıyor Fethiyespor savunması. Pas, ancak dokunamıyorlar topa. Kaleciyle karşı karşıya, top dışarıda. Mutlak gol pozisyonu Fethiyespor kalesinde. Eser iyi kapattı orada. 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Uzun mesafeli bir orta ve top ağlara gitti. Çok güzel bir kafa. Fethiyespor beraberliği yakalıyor. Ahmet Direli attı golü. Karşılaşmada 57. dakika. Fethiyesporlu futbolcuların gol sevinci ekranlarınıza geliyor. Yiğit Yöney ortaladı. Kafa ve Ahmet Direli'nin savunmaya rağmen attığı gol ekranlarınıza geldi sevgili izleyenler bir kez daha. 1-1 durum Kahramanmaraş'ta. Bu gol bir kez daha ekranlarınızda. Orta. Dikkatli ve kaleci eser mutlak golü önlüyor savunmayla beraber. Ramazan Kahya, takımın en iyisi Kahramanmaraş Spor'da, topun başındaki isim. Esta!
Ramazan Kaya ortasını yaptı, uzak direğe doğru ama top dışarı gidiyor. Yine Devrim vurdu. Devrim Taşka'ya vurdu ve top dışarı gitti. Fethiyespor hata. Direkten döndü top. Üstünün şutu ekranlara geliyor. Üstün Bilgi sol ayağının içiyle nefis vurdu. Kaleciyi geçen top ve yan direkten geriye geliyor. Fethiyespor öne geçecekti ama direkler izin vermedi. Yine Fethiyespor hata. Kaleciyle karşı karşıya, kalecinin üzerinden ama top dışarı gidiyor. Mutlak bir golü daha kaçırıyoruz. Fethiyespor işte bu vuruşta top dışarı gidiyor. Sağ tarafa ortalanan top, oyun devam ediyor. Metin'in sert bir şutu ve top ağlara gidiyor. Sol çaprazdan nefis bir top. Çok güzel bir hamle ve nefis vurdu sol ayağın içiyle. Metin Sevinç oyuna girdikten sonra Fethiyespor'u adeta galibiyete taşıyan isim oldu. İşte Metin ceza alanı içerisinde şut ve kalecinin bakışları arasında top üst direğin altına vuruyor ve ağlara gidiyor. Pozisyon bir kez daha ekranlarınızda. Metin'in nefis şutu ağlarda. Metin yine kaleciden dönen top. Fethiyespor üst üste gol pozisyonları kaçırıyor. İşte Metin, rakibin arkasına atılan top Anıl'dan gelmişti ve kaleciden dönen top. 2-1 önde Fethiyespor deplasmanda. Karamanmaraş Spor hata. Orta yaptırmamak gerekir. Ramazan'dan seken top kafa ve top ağlara gitti. Karşılaşmanın 87. dakikası, Yakup Ramazan'ın golü ekranlarınızda sevgili izleyenler. Ortalanan top, uzaklaştıramıyor savunma. Yere çarptırılan top kafa Yakup Ramazan'dan ve top ağlara gidiyor. 2-2 durum. Fethiyespor yine son anlarda, yine Metin var orada ama topa dokunamıyor. Artık son anlar karşılaşmada. Tüm hatlarıyla Kahramanmaraş Spor ileride. Uzun mesafeli bir top. Yakup'tan sekti top. Ve karşılaşmanın sonu. Mustafa İlker başka dakika kalmadı, zaman kalmadı diyor ve karşılaşmayı 2-2 tamamlıyor. 2-2 bitiriyor. Kahramanmaraş Spor 2, Fethiyespor 2. Fethiyespor şimdi pazar günü kendi evinde Şanlıurfa Spor'u ağırlayacak. Evet değerli izleyenler, Fethiyespor Kahramanmaraş'ta adeta galibiyeti kaçırmıştı. Tabii hafta içi mesaisinde oynanan bu karşılaşma geride kaldı. Lacivert Beyazlar'ın teknik direktörü Sayın Levent Eriş'in bu maç sonunda görüşlerini almıştık. İsterseniz önce o görüşü, o açıklamayı dinleyelim. Ardından Şanlıurfa Spor maçına geçeceğiz. Önce bizi burada son derece centilmence ağırlayan Kahramanmaraş halkına, Kahramanmaraş Yönetim Kurulu Başkanı'na çok teşekkür ederiz. İşte futbolun güzellikleri bunlar olsun diye bir takım da can derdinde ama sahanın dışında en ufacık bir sıkıntı olmayan ve birbirine sadece sahanın içinde mücadele eden iki takıma şahit oluyor. Bu anlamda çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum herkese. Ve biz tabii ki buraya kazanmak adına geldik. Biz ikincilerin özellikle iyi oyuncular bir araya getirdiğimizi düşünüyoruz. Ama sizler de takdir edersiniz ki biz hainiz hazırlık maçları oynamadan lig maçları oynuyoruz. Çünkü ikinci devre kurulan bir takımın sıkıntılarını maalesef ki ve antrenman ve maç eksikliğiyle belirtiyor. Gördünüz söz konusu. Ve 3 günde bir müsabaka oynayınca ister istemez ortaya zaman zaman sıkıntılar çıkıyor. İlk devre tamamıyla Kahramanmaraş'ın üstünde geçen bir müsabakaydı. Gerçekçi olmak lazım. Evet biz de bu arada 2 tane pozisyon yakaladık belki. Ahmet Derevi ile karşı karşıya 2 tane pozisyonumuz var ama Kahramanmaraş'ın da en az 4 tane pozisyonu vardı.
O yüzden de maçın ilk devresinde maçı çok daha farklı kaybedebilirdik. Ama ikimiz de çocuklar toparlandı işte. İkinci devre oynamamız gereken oyun bizim zaten aslında. Ama böyle oynadığımız takdirde, ikinci devre oynadığımız takdirde biz iyi takım olduğumuzu biliyoruz. Ben oyuncularıma güveniyorum. İnşallah ilk devre müsabakalar oynamayız. Çünkü o zaman hakikaten bize yakışmayan bir durum ortaya çıkıyor. Bundan dolayı da ortada birer puan paylaşıldı. Allah her iki takımın da yolunu açık etsin. Zor bir yarış. Bu zor yarışta kim hak ediyorsa, kim alnının akıyla bir şeyleri kazanmaya çalışıyorsa Allah onlara yardım etsin. Ben oyuncularıma ikinci devre için gösterdikleri mücadele edeyim. İyi teşekkür ederim. Peki. Başarı elde edin. Hocam kolay gelsin. Bir şey soruyorum. Tabii. Hocam Kahramanmaraspor'la Fethiyespor yaklaşık 10 yıldan beri hep karşılaşıyor. Öyleymiş. Hep bir üstte beraber çıktılar. Sizce bir üst bir altta yine beraber düşerler mi? Allah korusun. Öyle bir şansımız, öyle bir düşüncemiz, öyle bir beklentimiz yok tabii ki. Gönül ister ki niye iki takım da kurtarmasın? İki takımın da kurtarabilme şansı çok yüksek. O yüzden de iki takımın kaderi belki geçmişte örtüştü ama inşallah yine birlikte kalarak örtüşür. İnşallah. Tebrik ederiz hocam. Kolay gelsin. Fethiyespor Teknik Direktörü Levent Eriş, 2-2 biten Kahramanmaraşspor Fethiyespor maçının ardından bu açıklamayı yapmıştı sevgili izleyenler FRT kameralarına. Evet, şimdi Şanlıurfaspor maçına geleceğiz. Fethiyespor bu uzak deplasmanın ardından kendi evinde Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına başlamıştı ve lacivert beyazlar Şanlıurfaspor maçını kazanmak istiyordu. Şanlıurfaspor da kendi evinde Konya Anadolu Selçukspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Hafta içi mesaisinde 2-2'lik sonuçla adeta galibiyeti kaçıran Fethiyespor Şanlıurfaspor maçından da mutlak 3 puan istiyordu ancak beklediği olmadı değerli izleyenler. Şimdi bu karşılaşmanın önemli anları ve golleri ekranlarınıza geliyor. Fethiyespor kendi evinde Şanlıurfaspor'u ağırlıyor bugün. Biz Anadolu'yuz projesi çerçevesinde Fethiye'ye ağırdan gelen öğrenciler Mehmetçiğimize dualarımızla yazılı pankartla sahaya çıktılar. Karşılaşmayı 2000'e yakın Fethiyespor taraftarı da izliyor. Fethiyespor Şanlıurfaspor karşılaşması az sonra başlayacak. Karşılaşmayı yönetecek hakemler ve Fethiyespor ve Şanlıurfasporlu futbolcular sahada. İşte ekranlara geliyor Fethiye'de ağırlanan, Ağrı'dan gelen öğrenciler ve Fethiye'deki Fethiyesporlu taraftarlar. Fethiyespor Şanlıurfaspor karşılaşmasını Mustafa Aydın Konya bölgesinden yönetecek. Yardımcılıklarını Süleyman Yavaşoğlu ve Onur Tanrıverdi yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Feridun Daldaş Denizli bölgesinden. Şanlıurfaspor, Kaledi Ömer Kahveci, Şaban Özel, Oğuzhan Türk, Hüseyin Kala, Mehmet Taşçı, Mehmet Albayrak, Nuri Terliksiz, Feridun Kıroğlu, Fevzi Özkan, Muhammed Gönül Açar ve İzzet Yıldırım 11 ile sahada. Karşılaşmaya Fethiyespor, Kaledi Eser, Cemil Üstün Bilgi, Erdi Bakırcı, Anıl Taşdemir Ahmet Dereli, Mustafa Diler, Emrullah Yıldırım, Fahri Akyol, Bilal Gücü Yetmez ve Hakan Olkan tertibiyle sahada. Fethiyespor'da yedekler kaleci Fatih, Çağatay Çeken, Berat Tosun Ensar Enes Baykam, Metin Sevinç Yiğit İsmail Gökolan ve Murat Kalkan da yedek kulübesinde bulunuyor. Fethiyespor hafta içi mesaisinde Kahramanmaraş'ta 2-2 berabere kalmıştı. Şanlıurfaspor kendi evinde Konya Anadolu Selçukspor'a 2-0 yenilmişti. Her iki takım oyuncuları birbirlerine şans diliyor. Güzel görüntüler karşılaşma öncesi. Karşılaşmaya Fethiyespor başlayacak. Son kontroller yapıldı. Karşılaşma izleyenler arasında Fethiye Kaymakam Muzaffer Şahiner ve Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı da var.
Hasan Kaya, Şanlıurfa Spor Yönetim Kurulu üyesi de karşılaşmayı Fethiye Spor Başkanı Mustafa Ferizcan ve Fethiye Protokolü ile birlikte izliyor. Fethiye Spor savunması ilk dakikalarda atak vermek istemiyor. İşte ekranlarınıza geliyor sert bir şut. Kaleci Eser ayaklarıyla önlüyor Feridun'un şutunu. Fethiye Spor ata kaleci Ömer Kahveci tecrübeli bir isim. Ahmet Dereli koştu ama topa uzak kaldı. Fethiye Spor sağ taraftan gelmek istiyor. Yerden bir şut, kaleci Ömer'de kaldı yine. Uzaktan bir şut, top dışarı gitti. 77 numaralı formasıyla İzzet vurdu topa. Ceza alanına ortalanan top. Ve dikkatle izliyoruz sevgili izleyenler. Karşılaşmanın hakemi Hakan Olkan Fethiye Spor'da. Sarı kartı vardı. Hakan'a ikinci sarı kart ve kırmızı kartla oyun dışı diyor. Fethiye Spor 10 kişi. Topun başında Hüseyin Kala ve top ağlara gidiyor. Ters köşeye gönderdi Eser. Ve gol sevinci işte bir başka açıdan gol ekranlarınıza geliyor. Bu arada Levent Eriş ve Şanlıurfa Sporlu bir futbolcu arasındaki yaşanan diyalog da ekranlarınıza geldi. Ve karşılaşmada ilk 45 dakika konuk Şanlıurfa Spor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanıyor sevgili izleyenler. Karşılaşmada ikinci yarıya konuk Şanlıurfa Spor başladı. İlk yarıyı 1-0 önde bitirmişti sevgili izleyenler. Fethiye Spor bu dakikalarda önce beraberliği yakalamak isteyecek. Kaleci Eser'de top. Yerden gönderilen bir top. Sert bir şut kaleci Eser. Gole izin vermiyor, korner attı topu. Yine Şanlıurfa Spor hata. Feridun. Ancak savunma bu kez önlemesini bildi. Mehmet. Mehmet'in pası Feridun. Feridun bomboş durumda ve top ağlara gidiyor sevgili izleyenler. 51. dakika Mehmet'in pası ve Feridun yakından top ağlara gönderiyor. 2-1 öne geçiyor. İşte Feridun'un gol sevinci. Pozisyon bir kez daha ekranlarınızda. Feridun düzeltiyor ve top ağlara gönderiyor. Değişik bir açıdan pozisyon bir kez daha ekranlarınıza geldi arka arkaya. Şanlıurfa Spor artık çok rahat 2-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Şanlıurfa Spor hata yine Feridun. Feridun şut ve top direkten geri geldi. Mutlak bir gol daha kaçıyor. Savunmanın bakışları arasında Fethiye Spor'dan. Şimdi Fethiye Spor hata. Güzel hareketler ancak son anda kornerden gelen top kafa ve top üstten dışarıda. Pozisyon bir kez daha ekranlarınızda. Anıl kafayı vurdu orada. Top üstten dışarı gitti. Şimdi Şanlıurfa Spor hata. Yerden kaleci Eser. Savunmayla birlikte golü önledi. Yine savunmanın arkasına atılan bir top. İzzet. Yerden pas ve top dışarı gidiyor. Feridun mutlak bir pozisyonda. İşte böyle geldi İzzet. Yerden pas. Feridun ve top dışarıda. Fethiye Spor bir gol istiyor. Eğer farkı azaltabilirse... Neden eşitliği yakalaması Feridun'a? Feridun, Feridun topla gidiyor. Feridun, kaleci Eser'le karşı karşıya. Top Eser'den döndü. Uzun
Uzun mesafeli bir top. Yine Feridun. Feridun. Savunma yakalamaya çalışıyor. Feridun kaleci eserinde geçti ve top ağlara gidiyor. Şanlıurfa Spor Fethiye'de 3-0 öne geçiyor sevgili izleyenler. Karşılaşmada dakikalar 74'ü gösteriyor. Ve işte 10 numaralı formasıyla Hüseyin Kalan'ın pası. Feridun eseri de çalımladı. Değişik bir açı ve top ağlara gidiyor. Fethiye Spor bir gol istiyor. Bu dakikalarda Mustafa, Metin sola yalçını sert bir şut ve top ağlarda. Fethiye Spor'da Metin Sevinç oyuna ikinci yarıda girmişti. Takımının 3-1 yapan golü böyle atıyor. Metin'in nefis şutu Ömer Kahveci uçuyor ama top ağlara gitti. Tekrar geldi ekranlarınıza az önce bu gol. Fethiye Spor farkı azaltmak istiyor ama Şanlıurfa Spor fırsat vermiyor. Serbest vuruş kullanacak Fethiye Spor. Anıl var topun başında, Anıl Taşdemir. Ceza alanı içerisi kalabalık. Ömer Kahveci arkadaşlarına son uyarıları yaptı. Karşılaşmada son anlar. Ortalanan top, kafa, top üstten dışarıda. Ve karşılaşmanın sonu. Fethiye Spor kendi evinde 3-1 yeniliyor. Penaltı pozisyonu tekrar ekranlara geliyor. Dizinden top koluna gidiyor. Ve karşılaşmadaki goller tekrar ekranlara bir kez daha geliyor sevgili izleyenler. Özellikle Feridun 2 gol kaydetti. Bu goller ekranlarda. 28. dakikada Hüseyin Kalan'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçmişti Şanlıurfa Spor. 51'de Feridun, 74'te yine Feridun sahneye çıktı, 3-0 yapmıştı. Fethiye Spor'da 84. dakikada Metin'in attığı golle karşılaşma 3-1 sona eriyor. İşte Metin'in golü bir kez daha ekranlarınızda. Fethiye Spor şimdi pazar günü Nazilli deplasmanına gidecek. Karşılaşmada Fethiye Spor 1, Şanlıurfa Spor 3. Değerli izleyenler, Fethiye Spor Şanlıurfa Spor'a kendi evinde 3-1 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar ligde 17 puanla 15. sıraya geriledi. Geçtiğimiz hafta 14. sıraya çıkmıştı ama bu hafta Kahramanmaraş Spor'un deplasmanda aldığı galibiyetle bir anlamda Fethiye Spor'da bir basamak gerilemiş oldu. Evet, stüdyoya dönüyoruz sevgili Timur Fidan'la. Hemen bu iki karşılaşmanın yorumunu alacağım. Çünkü telefon bağlantılarımız da olacak eğer gerçekleştirebilirsek sevgili izleyenler. Bu akşam özellikle Nazilli Belediyespor maçı öncesi Fethiye Sporlu taraftarlar ve Nazilli Belediyesporlu taraftarlar bu maçı birlikte izlemek istiyorlar. Bu maça ilginin yoğun olması bekleniyor onunla ilgili. Hem Nazilli Belediyespor Başkanı'na hem Fethiye Spor Başkanı ve yöneticilerine bağlanmak istiyoruz. Yine Mustafa Ceviz, Fethiye Spor eski teknik direktörlerinden, yine Nazilli Belediyespor'u da çalıştırmıştı. Pek çok maç oynanmıştı. Ondan da bir yorum almak istiyorum. Özellikle derbi konusunda eğer telefona bağlanabilirsek. Ne diyecek Mustafa Ceviz? Gerçekten ben de merak ediyorum. Evet sevgili Fidan, neler söyleyeceksin? Fethiye Spor Kahramanmaraş deplasmanındaki oyunu, Şanlıurfa Spor maçındaki oyunu. Kadroya bakıyorum. Her iki maçla ilgili ve hatta Zonguldak Kömürspor'u yenmişti 1-0. Ardından Kahramanmaraş'a gitmişti. Çok ümitliydik evinde. Fethiye Spor düzeldi derken farklı yenilgi. Neye bağlıyorsun? Ve Fethiye Spor'un bu bir haftalık dönemini de tabii bir galibiyet, bir beraberlik, bir yenilgiyle kapattı. Nasıl değerlendiriyorsun efendim? Şimdi sonuç açısından baktığınız zaman 3 maçta bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet almış oldu. Ama şöyle bakmak lazım. Biri deplasmanda Kahramanmaraş müsabakasında çok derece önemliydi. Evet. Ve sevgili Levent Eriş'in eleştirisine katılıyorum ben. İlk yarıda gerçekten Maraş çok iyi top oynamış. Ben Muğla'dan takip ediyordum, evet. Maç kulüpten. Şimdi ilk yarıda ki maça rağmen, oynanan oyuna rağmen
ikinci devredeki mücadeleci oyun önce beraberliği sonra galip duruma geçmeyi sağlıyor Fethiyespor'da. Tabii ki bu güzel bir görüntü. Artık son 83. dakikaya geldiği zaman takımı artık maçı 3 puanla tamamlaması işten bile değil. Evet. Şimdi buradan sonra yapılabilecek olan ne olur? Ben Maçkolik'ten takip ettiğimi göre, tabii o anda oyuncu değişikliklerini bilemediğimiz için sonradan takip ediyoruz. Oyuncu değişikliklerini gerçekten hoca çok müdahale etmiş. İki oyuncu değişikliği olmuş o zamana kadar. Ama 83. dakikadan sonra bir takımda 7 dakika içerisinde, yani bir futbolcu takımının hocanın ne kadar dışarıda müdahale etmeye çalışmasına rağmen futbolcu kendi kategorisine düşünerek, mesela bir Anıl Taşdemir gibi, diğer futbolcu gibi, Eser Altın gibi bu kadar tecrübeli oyuncu varken ayağı paslarla birbiriyle top kendi sahasında ve kendi ayağında kalması gerekirken maçı son dakikalarına getirip rakibiyle dişe diş mücadele edecek son 7 dakikaya, ama 87. dakikada, yani daha 4 dakika geçmeden üzerinden golü yiyorsun, maçı berabere bitiriyorsun. Tabii ki bu Konyaspor'un Maraşspor'un kötü futbol oynadığını göstermez. Tabii. Ama bizim açımızdan çok önemli bir 3 puan getirirdi. Evet. Yani kaybettiğimiz 2 puan oluyor orada. Evet. Yine de bu sonuca rağmen 1 puan alınması yine de sevindiriciydi. Takımda bir toparlanma olduğu görüntülerden de anlaşıldı. Sonra bir önceki haftada da Zonguldak Kömür karşısında alınan galibiyette, hatta ben maçtan sonra da şeyle konuştum, geçmiş olsun hocam diye, rahatsızlığım da olduğu için. Evet, geçmiş olsun. O da beni, hocam tabii, maçta göremedim seni falan diye beni aradı. Bu şekilde mesajlaştık. Sonra konuştuğumuzda o da maçtan sonra istifa etmiş duyduğum kadarıyla. Fethiyespor bizden daha iyiydi falan diye söylüyordu. Hamdi Yılmaz. Hamdi Yılmaz, evet. Evet. Benim oğlan da müsabakayı izliyordu. Baba, ilk defa ben takımı biraz daha derli toplu gördüm. İşte Anıl Taşdemir'in katkısı olacağı açık. Ancak henüz hazır değil, dedi. Bu da gerçekten oyun sırasındaki mücadelesinde de gördük. Daha sonra televizyondan benim izlediğim kadarıyla, evet, maçı. Zonguldak maçında bayağı üstün oynayıp ama 1-0 galip bitirerek yine de 3 puan. İşte o 3 puan sevinciyle Fethiyespor hemen 3 gün sonra oynayacağı Maraş'a gitti. 3 puan alsaydı çok iyiydi. Ama yine de bir puan da alması, o galibiyetin de bir artı değeri olarak düşünmek lazım. Evet, ama savunmanın verdiği zaafları gördü. Evet, yani şimdi orada yenilen ilk golde özellikle çok kötü bir baraj arasında, bakın şu atılan pozisyonda bu gol yenmez. Yani bunu 11 kişiyi bir tane oyuncu uyutuyor demek. İşte bu golü yemeyeceksin, evet, ama o kadar önemli kafayla 6 pasın üzerinde kaleciyle karşı karşıya vurdurmaması lazım. Orada görüyorum, evet, erdi. Evet, tabii. Sonraki. Evet, son adam. 14 numara değil mi? Evet. Orada vurdurmaması gereken adam, kafayı adam kalkıyor. Çok güzel vuruyor ama topu üstten dışarı atıyor. İyi ki dışarı atıyor. Dışarı yani atıyor. Yoksa gol o da. Rahat gol o. Yani çok rahat gol atabileceği pozisyonları kullanamamış Kahramanmaraş Spor. Ama zor pozisyonda savunma yine hata veriyor yani. Evet, hani balkonların altında vardır, eli belinde derler. Evet. Aynı onun gibi o 14 numara erdi kardeşimiz, ne yazık ki yapılan ortada adeta topu söyle kime gidiyor diye takip ediyor yani. Evet. Yani adresi neresi olacak acaba diye. Halbuki o topla mücadele edip zıplayacağım, vuracağım, kornere gitsin kardeşim. Evet. Gerekirse çarpar kendi kalene gider. Ama rakibe vurdurmayacaksın. Evet. Öncelikle. Hani o mücadele yapma arzusunda biraz eksikliğimiz ya da rakibi var. Bozacaksın orada. Heh. Zıplayacaksın. O vurdurmayacaksın. Vuramıyorsan, evet, vurdurmayacaksın. Vurdurmayacaksın, evet. Yani bunu yapabilecek kapasitede hala yokuz. Neden? Biraz önce açıklamasını Levent Eriş de söyledi. Gerçekten oyuncularımız hala, dedi, sanki ligin hazırlığı gibi bakıyoruz. Hı-hı. Mecburen. Çünkü ara transferle geldiler. Takıma hem uyum sağlayacaklar hem de hazırlık maçı oynamadı bu takım. Evet, hiç hazırlık maçı sanki oynamadı. Sanki bu maçlar hazırlık maçı gibi. Sayın Levent Eriş geçtiğimiz haftaki açıklamasında bizim söylemişti. Öyle diyor. Zaten fikstür gereği de ilk bizim 10 maç gerçekten ne derler o? Girdap yani, resmen, hı-hı, girdap. Bu açıdan bir sıkıntılı dönemimiz Tabii var. Levent Eriş'le bu arada sevgili Fidan
10 karşılaşma oynadı Fethiyespor. 2 galibiyet aldı. 4 beraberlik, 4 yenilgi almış oldu. Kendi evimizdeki Şanlıurfa Spor yenilgisiyle beraber. Evet. Şimdi tabii bu maça gelirsek Şanlıurfa maçında şimdi rakibin ekonomik, sportif, siyasi ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördük. Evet. Fethiye böyle bir takım TRT'ye getirebildi mi? Evet. Getiremedi. Bu takımın peşinden TRT geliyor. Yani. TRT Kürdi. Kürdi. Özel yayın yapıyor. Çok teşekkür ediyorum bir de TRT Kürdi yetkililerine. Gerçekten görüntüleri paylaştılar bizimle. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Tabii bunun için teşekkür ederiz ama. Yani yayını, tabii onlar yayın politikasını bilemez. Kendileri çek git çek diyorlar, çekiyor. Şimdi yani üzerinde devletin eli olduğu bir kurumun açıkça belli her maçını takım, takip ediyor. Evet, her maçına gidip çekmesi işte manidar. Şu andaki ligin prosedüründe bulunduğu yer 4. Evet. Ben şuraya yazıyorum bugünden. Evet. Bu takım 1. lige çıkacak. Yani eğer playoff imkanı olursa yani belki de ligin başından itibaren çıkacak. Yani şu anda 1. olarak da çıkabilir. Gümüşhane'yi ekarte edebilir. Çünkü Gümüşhane zaaflar vermeye başladı. Evet, Gümüşhane eğer zaaf verse de diğerleri de bacak kaparsa Altay gibi, Hacettepe gibi takımlar eğer devam ederlerse başarılarına o zaman tabii ki Şanlıurfa'da biraz daha zorlanabilir belki ama yani bu 4 playoff takımında bulunan 5 takımdan birisi mutlaka şampiyon olacak. Bundan içinde de en büyük aday Şanlıurfa. Evet. Arkadaşlar mümkünse Şanlıurfa Spor görüntülerini de ekranlara verelim Fethiye'deki karşılaşmayı. Ama takım kötü mü? Hayır. Kadro olarak zaten kaç tane Mehmet neydi o Ali Tandoğan bu takım başına geldiğinde geçen sene de 3 tane antrenör değiştirdi bir şey yaptı. Trilyonlarca para harcıyorlar ama bir türlü şampiyon olamıyorlar. Kaç Şanlıurfa Spor evet. Bu nedenle artık bu sene işte Ali Tandoğan da gerçekten belirli bir ritmi yakalamıştı. Ne olduysa sonradan kendi aralarındaki yönetimsel bir bazda bir anlaşmazlık nedeniyle ayrıldı. Bu takım kötü bir takım bu. Bence Fethiye gelmiş en iyi takım. Evet. Yani Gümüşhane'den daha iyi. Çok daha iyi. Gümüşhane bizim elimizden zor kurtulmuş. Ama Feridun'u son anda transfer etmişler. Yani bu, Feridun... Bu hafta o gol atabilir. Önemli ama, değil de onun yerine başkası atabilirdi. Fakat o uyumu gördün mü? Evet. Yani derinleme paslar, adam metre, kaçırmalar. Evet. 40 metre boşluğunu görüp oradan oyuncu... Fuleli ve kaleye doğru giden, dikine giden evet. Oyun sergilemeleri. Evet. Tabii oyun anlayışı. Hücum anlayışı. Hala takım kadrosunda Ali Tandoğan gözükmesine rağmen Ahmet Taşdemir anlaşmış yanılmıyorsam takımda henüz lisansı yetişmediği için sanıyorum Fethiye'ye gelemedi. Evet. Tribünde de bunu da belirtmemiz lazım. Sessiz sedasız yardımcısıyla beraber antrenörü izliyordu. Hatta iki tane de benim arkamda. Nazilli Belediyespor'dan. Hayır. Şeyden. Şanlıurfa Spor'dan. İki yönetici de benim arkamdaydı. Gerçekten efendice izliyorlardı maçı. Hiç holde bile ayağa kalkıp sevinmediler. Evet. Ama buna rağmen onların şey olduğunu, rakip olduğunu bilen birkaç tane. Ne yazık ki bizim yöneticimiz de vardı içinde. Bir kısmı da aşırı kendini yönetimin içinde hisseden birkaç kişi. Gerçekten çok kötü tavırlar içinde. Maç sonundakinden evet, bahsediyorsun. Maç sonunda. Evet. Ya şimdi şunu demek istiyorum. O arkadaşlarımızı duygularını, mağlubiyeti hazmedememeyi bir derece anlayabilirim de. Yani o adamların, oturan adamların ne kabahati var kardeşim? Onu evet. Dövsen sonuç az değişiyor. Az sonra gelsek ya oraya. Görüntüleri de hayır ama 3-1, 3-2 evet. Yenilmişsin zaten. Evet. Testi kırılmış, maç bitmiş. Misafir. Yani bunda misafir ya kardeşim. Tabii. Teşekkür ederiz. Tamam siz daha iyiydiniz. Kazandınız. Arkasında siyasi güç vardır bilmem nedir o ayrı konu. Ama sahada bir kere bizim gücümüz yetmiyor onlara. Evet. Yetemeyecek o kadro öyle yetemez bizim. 10 maç yapsak? Bu 10 maçın 10'unda da yener bizi. Evet. Yani 9'unda biz yenemeyiz. Şu kadromuzda ama. Evet. Ha biz 10 hafta sonra Şanlıurfa ile karşılaşsaydık o zaman değişirdi iş. Kadro dedin. Fethiye Spor'daki sahaya çıkan kadroya baktığımızda hatırlatmak istiyorum. Şimdi kadroda Şanlıurfa Spor maçında savunmada Ramazan Işık oynayacaktı Fethiye Spor'da. Ama
Ramazan Işık kadroda yoktu. Savunma oyuncumuz Ramazan yoktu. Ancak Ramazan'ın ağabeyi vefat ettiği için maçtan 3 saat önce başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz spor saati ekibi olarak Fethiye Sporlu futbolcu Ramazan Işık'a. Ve Fethiye Spor'da Hakan Olkan girdi oyuna. Tabii ki oyuna gidecek olursak o 28. dakikadaki pozisyona, 27-28. Dakikadaki pozisyona penaltı var mıydı, yok muydu? Onu konuşalım. Top ele mi çarptı? Top dizden kola mı geliyor? Bu pozisyonda hakemin ikinci sarı kartı doğru mu? Bir kural hatası var mı, yok mu? Burada ne olmalıydı sevgili Timur Fidan? O pozisyonu ekranlara getirelim arkadaşlar eğer mümkünse. Penaltı pozisyonu, birkaç pozisyon vardı değişik açılardan. Onu ekranlara verirsek üzerine de hemen konuşalım. Çok tartışıldı çünkü. Evet. Geliyor mu şimdi? Tabii pozisyon? Ki, tabii ha. Ki. Şimdi o pozisyonu biraz gelecek madem. Gelecek. Evet, işte şu pozisyonu bak şuradan geldiğinde vuruyor. Bu kaleye vuruyordu 3. dakika. Ha, pardon. Son anda. Feridun yine bak. Ayaklarıyla ancak önleyebildi Eser. Pozisyon ekranlara gelecek. Üzerine konuşabiliriz de biz. Buradaki tabii bizim de bir hatamız vardı. Fethiye Spor tutuk mu başladı? Fethiye Spor oyun planını savunmaya göre mi yapmıştı? Hayır diyorum ben çünkü Levent Eriş'in rakip kale arkasındayım. Levent Eriş'in hücumda dur, gelme, deyişlerini i̇şte, orada yerinde kal deyişlerini biliyorum. Şu gollük pozisyon, işte penaltılık pozisyon. Evet. Şimdi yavaş biraz daha gelecek, yakın planında gelecek. Gelecek. Evet. Yakın plana gidelim arkadaşlar. Evet gelecek şimdi. Burada Fethiye Sporlu futbolcuların itirazları var. Kaptan Anıl ve kırmızı kart. Hakan Olkan dışarıya. Bakın burada bak dizden. Evet. Şu pozisyonu birkaç defa tekrar edelim arkadaşlar. Evet. Geriye alalım. Alacak. Tamam arkadaşlar alıyor. Evet Timur Bey. Ha, işte bak şu pozisyonu birkaç defa tekrar edelim. Daha rahat anlaşılacak iş. Evet. Şimdi bundan sonraki 5-10 saniye. Evet. Bak. Şimdi durdu. Dur orada. Bak arkadaşlar yani oyun kurallarına göre son değişikle böyle yani. Evet. Vücudun herhangi bölgesinden sekerek kontrol haricinde yani futbolcunun kontrolü haricinde vücudun koluna, omuzuna veya eline rızası dışında top çarptığı takdirde bu konuda handball verilemez. Hı-hı. Yani direkt serbest vuruş verilemez. Burada kol yani kapalı olacak ama diyor değil mi? Hayır ama cetvel gibi futbolcu bağlayamaz ki kolu. Evet, evet. Yani kolunu nereye sokacak affedersin. Evet. Yani o kol hareket denge unsuru zaten kol. Hı-hı. Böyle kolunu açarak dengeyi sağlıyorsun. Ama topa bir hareketi yok, yok o Hakan'ın. Topa hareketi yok. Dizden sekerek gidiyor ve çok ani hareket. Yani o kadar ve hızlı omuzuna, ki. Omuzuna. Omuzunu koluna, kol kısmına evet. Vuruyor. Yani şimdi biraz da bak şimdi bir aynı pozisyonu arkadaş biraz daha hızlı başlat oynat. Hızlı oynat. Evet. Bak hayır geriden al hızlı oynat. Hani bunu hızlı oynat. Geri al. Evet. Yine Feridun. Ha, işte burada hızlı oynat. Feridun. Bak tık. Gördün mü? Omuz evet. Köşesine geliyor zaten. Hani gene de el verilebilir normal şartlarda. Top direkt oraya gelirse. Hı hı. Ama bunda handball diye bir şey yok. Bu haksız bir karar. Hatta öyle bir karar oluyor ki. Şimdi hakemin verdiği karar burada hem penaltı veriyor. Hem de oyuncuya oynadığı için, elle oynadı görerek verdiği için sarı kart gösteriyor. İkinci sarı karttan ihraç oluyor. Hı. Şimdi burada haksız bir çifte kaplan, hani çifte kavrulmuş bir helva gibi yani. Evet. Bu nedenle çok kötü. Ağır bir karar. Ağır bir karar ve bence tamamen hakem hatası. Evet. Yani böyle ama maç oy süresinde bunu verdikten sonra yapabilecek bir şeyin yok. Mecburen sabrederek yerine bu golü çıkarmaya çalışıyorsun. Evet. Şimdi ani eğer gerginlik olsaydı oyunu kontrol ettik.
Ama benim bu arada dikkatimi çeken çok önemli bir şey oldu. Şimdi bak, bu penaltıdan sonra Sayın Levent Arış çok önemli bir tepki gösterdi. Evet. İki, ya bir ya iki futbolcu Levent Arış'la takıştı kişisel olarak yani. Evet. O da onları işaret etti. Dördüncü hakeme. Dördüncü hakem maçın hakemini çağırdı. Geldi. Biraz konuştu. Ondan sonra tamam tamam dedi, gitti. Halbuki o dördüncü hakemin verdiği karar önemliydi. Orada gördü yani olayı. Evet. Şimdi bizi görüntüde... İşte bu pozisyon. İşte bak, bu pozisyonda Levent Arış uzun süre şey yaptı. Dördüncü hakeme de söylüyor. Dördüncü hakem de haklısın hocam, haklısın hocam diyor. Sonra da gereğini yaptı yani. Şeye söyledi. Yardımcı hakeme, dördüncü hakeme. Evet. Maçın hakemine, hayır. Evet, maçın hakemine. Maçın Konya, hakemine söyledi. Evet, Konya bölgesinden evet, maçın hakemi, Mustafa Aydın. Şimdi, dördüncü hakem Feridun Daldaş, Denizli bölgesi hakemiydi. Gerçekten o dakikayı yakalayabilsek görüntüde, tabii size verilen özet ne bu, kadar biz bilmiyoruz. Bu bizde bu kadar bu özet. Ama bu görüntü net bir şekilde belli oldu. Ve hakem ona doğru yürüdü zaten, dördüncü hakeme evet, doğru. Evet, var zaten. Çok az görünüyor. Yani çok az gözüküyor. Orada büyük hata var. Hı-hı. Şimdi orada yardımcı hakem eğer ihraç gerektiren bir pozisyon yoksa çağırmaz. Hı-hı. Anlatabildim mi? Kulaklıklar zaten, kulaklıklarla gerekli uyarıyı yapar. Ama orada çağırdı ki ne söylediğini de tekrar ederim. Orada netleşsin olay diye. Ve ondan sonra da maçın hakemi hiçbir karar vermeden oyunu devam etti. Abicim bu maçın hakemi bu maçı kaybettirmemek üzere gelmiş. Hı hı. Yani, Şanlıurfa Spor için. Ama Şanlıurfa Spor'un buna hakkı var mı? Buna ihtiyacı var mı? İhtiyacı var mı? Yok. Evet. Biz kendi mesela, evinde Şanlıurfa Spor geçen hafta Konya Anadolu Selçuk Spor'a 2-0 yenildi. Evet. Çarşamba mesaisi. İşte biz de yakaladığımız pozisyon olsaydı, onların attığı evet, penaltılık pozisyon olmadan evvel 11'e 11 mücadele etseydik çok daha farklı olurdu. Biz 10'a 11 mücadele etmemize rağmen böyle evet, güçlü bir takıma, teknik ve taktik ve mali olarak da çok güçlü bir takıma karşı iyi mücadele ettik bence 10 kişiyle. Ve hatta zaman zaman da çok iyi pozisyonlar da bulduk. Ama defansta da gerçekten kontrolsüz açıklık verdik. Hı hı. Buna engel tabii, almam mümkün değil. Hakan'ın oyundan tabii, ayrılması, Ramazan'ın olmaması tabii ki biraz daha sıkıntı. Tabii Ümit Yöney de yoktu bu maçta. Evet, sol kanatta. Evet, sol kanatta. Tabii ki kadroya bakıyoruz. 3 ya da 4 değişiklik. Birkaç maç Zonguldak sonra, Kömürspor birkaç maçı, maç sonra Levent Arış'ın söylediği gibi puan kaybetmeden geçersek çok iyi. Hı hı. O zaman zarfında biz biraz da ağır aksak, takımı uyumunu sağlayıp bazı futbolcuları da takıma katkıda bulunmasını sağlayarak eğer gerçekten ahengi yakalarsak o zaman ileriki haftalarda fikstür avantajını da kullanarak çok iyi yerde ligi bitirebiliriz. Ama şu var, bu da ilk 6 haftada, bu ilk haftadaki uyum sorunumuz da beraber gelecek. Şimdi mesela çok güvendiğimiz futbolcular var. Özellikle bir Anıl Taşdemir gibi. Ahmet Dereli mesela genç olmasına rağmen çok sevgili Fidan. Ben tamam Fethiyespor futbolcularına güveniyorum ama gerçekten Şanlıurfa Spor'daki şu Feridun'un sol kanattan, böyle bir sol kanat oyuncumuz yok. Bir sağ kanat oyuncumuz yok. Yiğit Gökoğlan var. Kullanamadık. Yiğit Gökoğlan ikinci yarıda girdi. Hocam, Metin Sevinç şeyde kalmalı mıydı? Yiğit Gökoğlan ilk yarıda oynaması gerekmez miydi? Yani ilk 11'de çıkması gereken oyuncular ama değil mi bunlar? Hazır değil. Ben hazırım demesi lazım. Yiğit Gökoğlan'ın 90 dakika her maçta takır takır top oynaması lazım. Hı-hı. Oynayamıyor. En çok beğenenlerden biri benim. Hı-hı. Ama hoca bunu sahaya 11 ilk 11'de süremiyorsa güvenemiyor demek ki. Ya kendine yani sakat olup da birden daha fazla kaybetmeyeyim diye risk etmiyor. Sonradan futbolcuya biraz daha yokluyor içeride antrenman. Oğlum diyor, bak iyi misin, nasılsın, senin girmen lazım, senin ihtiyaç var. Ondan sonra çocuk tamam oynarım hocam diyor, öyle giriyor. Evet. Şimdi bu durumda gidiyoruz. Birkaç tane pozisyon üretirse eyvallah diyoruz. Hatta bir maçta da gol atmasını sağladı, o şekilde güzel oldu. Ama şu var, şimdi Feridun diyorsun ya. Transfer Market'te bakayım mı fiyatını? Tabii ki. Şimdi bak buradan bak. Ama bizim tabii ki Transfer Market'te Fethiyespor'u düşündüğümüz için söylüyorum işte bunu. Şimdi bir Feridun'u almak Fethiyespor'da ister. Ben hele 5 tane Feridun getirsin. Tabii ki. Ama 30 kişi almasın isterim. Evet. Ama yok. Para. Her şey duygusal hocam. Evet.
Bu olmadıktan sonra yok. Gelen ama her sezon o zaman biz böyle sonlarda mı yaşayacağız? Fethiyespor yöneticilerinin yüzü gülmeyecek mi? Fethiyespor taraftarının yüzü gülmeyecek mi? Şöyle bir kafayı oynamamak istemez miyim? Hayır, sonlarda yaşamayız. Ama ben sana söyleyeyim. Çok da afaki, benim de gönlüm Şampiyonlar Ligi'nde oynasın Beşiktaş gibi istiyor. Ama Fethiyespor'a bu bütçe olmadıktan sonra biz bir ilçe takımız. Biz etimizi budumuzu bakacağız. Şimdi sen evine bir alışveriş yapacağın zaman ne yaparsın? Bütçene bakacağım. Bütçeme bakarım, şunu alırım. Abi ben bunu alırsam taksitleri ödeyemem, başa çıkamam dersin. Tabii. Hanım söylerse hadi hanım dersin ya, oturduğun yerde beni dedim daha fazla borca sokma dersin. Tabii. Şimdi kulüp de öyle. Kulüp babasının malı değil hiç kimse. Evet. Ne Mustafa Ferizcan'ın ne geçmişte İsmail Öztürk'ündü. Herkes Fethiye'nin kamunun malının parasını kullandı. Evet. Öyle mi? Hiç kimse babasının parasını kullanmadı. Şimdi Fethiyespor'a gelenler varken parayı kullandı. Fazlasını da kullandı. Bu sefer açık kaldı. Şimdi o borçlar kapatmaya çalışılıyor. Hem de bir yandan da kulüp yaşatılmaya çalışıyor. Hani bunu böyle bakmak lazım. Kulüp eğer bütçesi olup da kasalar dolup da Feridun gibi oyuncular almıyorsa ben de tepesinde bineyim Mustafa Ferizcan'ın. Ama öyle bir şey yok ki. Var mı 200 senedir? Evet. Okan Uysal almasın istemez miydi? Tabii ki. Ne kadar kendi bütçesinden para kullandı adam. Buna rağmen olmuyor. Kamudan ne kadar? Bak elinden isim hakları gitti iddiadaki. Evet. Spor Toto hakkın yok. Şeyden al bunu ileriki haftalarda konuşacağız ama bu hafta öğrendim geldim. Muğla'da mesela otoparktan Büyükşehir bir güzel para almıyor. Otopark bedava. Bütün yollar. Ceza var çünkü. Mahkeme kararı var diyorlar. Ama bir güzel Fethiye'de milletin parasını kıyıyorlar. Herkes park ediyor. Cırt para. Fethiyespor'a destek yok. Muğla Spor'a destek yok. Ha. Bodrum Belediyesi, Bodrum Spor'a destek yok. Hayır, Muğla Spor'da niye almıyorsun? Muğla'da, pardon, Muğla Spor'la alakası yok. Yok. Da. Hayır, Muğla... onu söylemek istemiyorum işte. Hepsi de sonlarda bulunduğu grupta. Neden? Bu cüceler elinden gittiği için. Şimdi Muğla Belediyesi, Muğla'dan otopark parası almayıp da Fethiye'den niye alıyor kardeşim? Düşman mısın ya? Düşman mısın? Yarın bütün Fethiye halkının tek tek mahkemeye başvurup para ödememesi birebir birdir yani. Evet. Hiçbir şey yapamazlar. Evet. Neyse, o konuyu ayrı tekrar bir konu, konuşacağız. Mahkeme evet, spor konularında ayrıca konuşalım. Evet. Ama gerçekten bu mücadeleyle iyiydi. 90 dakika iyi mücadele ettik. Zaman zaman çok kötü paslar kullandık yorulduğumuz için. 10 kişiyiz çünkü. Karşında da hakikaten taş gibi takım var. Yani bizi 10 maçın 10'unda da yener bu takım. Evet, bu maç geride kaldı. Evet. Şimdi Nazilli Belediyespor karşılaşması var önümüzde, çok önemli. Nazilli Belediyespor deplasmanda oynadı. Konya'da 2-1 mağlup oldu. O karşılaşmayı istersen ekranlara getirelim. Evet. Ve üzerine yorumlayalım artık. Nazilli Belediyespor maçında hangi hataları yapmamalı? Ama ona da az sonra ekranlara gelecek. Reklam var mı arkadaşlar? Bir de maç sonrası röportajları önce verelim. Ardından Nazilli Belediyespor maçına geçeceğiz sevgili izleyenler. Arkadaşlarım bana da hatırlattılar. Teşekkür ediyorum kendilerine. Fethiyespor Başkanı Sayın Mustafa Ferizcan karşılaşmadan sonra FRT'ye yaptığı açıklamada bu karşılaşmayı hemen unutacağız ve Nazilli Belediyespor maçına bakacağız dedi. Sayın Mustafa Ferizcan'ın, Fethiyespor Başkanı'nın açıklaması ekranlarınızda sevgili izleyenler. Mağlup olduk, şanssızlık, hakem. Evet, penaltı. Maalesef kendi sahamızda kazanmak istediğimiz bir karşılaşmaydı. Biliyorsunuz ben sezon başından beri hiç hakemler hakkında olumlu ya da olumsuz hiçbir yorumda bulunmadım. Yine prensip gereği hiçbir yorumda bulunmak istemiyorum. Hakemle ilgili bütün takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Sonuçta önümüzde çok önemli bir Nazilli karşılaşması var. Hemen bu karşılaşmayı unutup o maça konsantre olmamız gerekiyor. İşimize bakacağız. Rakip faktörleri olacak, hakem faktörleri olacak. Seyirci faktörleri olacak. Biz hiçbir şekilde bunlarla ilgilenmeyip tamamen kendi işimize konsantre olacağız. İnşallah Nazilli karşılaşmasından da istediğimiz skorlarla döneceğiz. Sevgili izleyenler, Fethiyespor'da
hem Kahramanmaraş Spor karşısında hem de kendi evinde oynadığı Şanlıurfa Spor maçında rakip kalelilerin filelerini havalandıran, çok güzel iki gol atan Metin Sevinç ile konuştuk. FRT'ye Metin Sevinç bakın neler anlattı. Metin, oyuna ikinci yarıda girdim. Bir sakatlığım vardı, bir şeyim vardı. Hoca böyle tercih etti. Ya hocamızın tercihi tabii. Biz, hocamız ne derse o olur yani. Ben de oyuna girdikten sonra elimden geldiği kadar katkı sağlamaya çalıştım takımıma. Mağlup olduk. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Telafi etmeye çalışacağız Allah'ın izniyle inşallah. Gol nasıldı böyle? Ya güzel bir gol attım işte, kaleyi görünce vurdum direkt. Fakat bir işe yaramadı ama olsun. Atacağız yine inşallah Allah'ın izniyle. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü İhsan Karabulut'un da görüşlerini aldık. İhsan Karabulut, Fethiye Spor'un sıkıntı yaşamayacağına inandığını söyledi ekranlarınızda. 90 dakikaydı. Tebrik ederiz. Evet, teşekkür ederim öncelikle. İki haftadır kötü sonuçlar alıyorduk. Telafi maçıydı bizim için. Oyuncularımız bu inanç içerisinde mücadeleler etmeye çalıştılar. İyi de mücadele ettiler. Sağda ufak tefek olumsuzluklar da olsa aslında temiz bir maçtı. Oyuncular arasında herhangi bir sürtüşme falan olmadı fazla. Kafaya oynuyoruz. Kafadan kopmamamız gerekiyor. Kopmama adına da bu maç çok kritik bir maçtı bizim için. Yani Fethiye Spor için de belki önemli bir maçtı ama bizim için puan değeri çok önemli bir maçtı. Yani sonuca endeksli oynamaya çalıştık. Ya bunu başardığımız için de mutluyuz. Fethiye Spor nasıl bulduğunuz hocam? Fethiye Spor'u ben ilk yarıda 2-3 maçını izledim. Bir de Urfa'daki maçını da izledim. Yani Fethiye Spor gördüğüm kadarıyla, yani diğer takımları da izlediğim için o kritik bölgenin üstünde kalır diye düşünüyorum. Başlarında deneyimli, iyi bir hoca var. Onun da katkısıyla umudu diyorum ki Fethiye Spor bir sıkıntıya düşmez. Fethiye Spor eski kaptanlarından, Fethiye Spor eski futbolcularından, yine Fethiye Spor'un antrenörlerinden Ersu Sülüntay'ın da maç sonunda görüşlerini aldık sevgili izleyenler. Aslında bu akşam programımızda olacaktı ancak yine bir mazereti nedeniyle gelemedi. Ama önümüzdeki programlarda mutlaka kendisini misafir edeceğiz. İşte Ersu Sülüntay 90 dakikayı bakın nasıl değerlendirdi. Bugün penaltı verişiyle her şey bitti. Haksız yere bir penaltı artı bir de kırmızı kart. Eksik kalınca o soldaki çocuğa tedbir alınmadı. O çocuk tek başına oyunu sürükledi gitti. Neticede olacak olan buydu. Ama futbol bu. Futbolun içerisinde her şey var. Yenmek de var, yenilmek de var. Son devrede oynadıkları 5 dakikalık, 6 dakikalık oyunu oynasaydılar daha güzel. Kadro hatası var mıydı? O Metin'in falan ikinci yarıda alınması. Yani şimdi, tabii evet. Hocam, bir takım mağlup olunca öyle veya böyle sözler söylenir. Ama hiç gereği yok. Öküzün altında buzağı aranmaz. Olacaktır. Denenmesi gerekiyordu. Denenmiştir. Hoca onlarla her gün antrenmanda olsun, maçlarda olsun beraberler, kampta beraberler. Hoca bilecek yani bunu. Daha iyi. Şu durumda Fethiye Spor tehlike sınırında diyebilir misin abi? Kalan maçları. Kalan maçlarda haftaya Nazilli'ye gideceksin. Senin rakibin olan bir takım. Fire veriyorsun, eksiğin var. Eksiğin olunca düşüneceksin. Biraz zor. Evet. Ersu Sülüntay bugün hocalık yapmış olsaydı Fethiye Spor'da ben şu oyuncularla başlamam der mi? Orasına fazla bir şey söylemek istemem ama o sol açığı ilk anda iki defa, üç defa bir gösterirdim. Kartı görecekse öyle görecekti derim. Çünkü adam elini kolunu sallaya sallaya top oynadı. Bir kişi oyunu bitirdi. Orta sahada pas atan adamlarını durduracaksın. Bir de onu. Yapılması gereken oydu hocam. Evet değerli izleyenler, karşılaşma sonrası açıklamalar böyleydi. Sevgili Timur Fidan, ne söylemek istersin bu açıklamalara Sayın Ferizcan, Metin Sevinç, konuk teknik direktör ve Ersu Sülüntay? Valla
Hepsinin sözlerine katılıyorum. Yani konuk teknik direktörü de dahil. Sevgili Ersu da en güzel şeyi söylemiş. Hı hı. Bu takım kadın futbol takımı değil. Hı. Yani 3 defa geliyorsa o adam 4. defa gelememeli oraha. Hatta 2 defa geldi. Yani daha ilk gelişinde bunu fark ettim. Şimdi aklıma geliyor, onun söylediğini hatırlıyorum ben. Mesela bir Zahit vardı, Muğla'dan, Muğla Spor'dan gelip Fethiye'de futbol oynayan. Ya 1. defa gelirdin üstüne, 2. defa gelemezsin. 2. defa geldiğinde ayağını toplar gidersin abicim Sedi'de. Evet. Zahit öyle bir futbolcuydu. Evet. Onun gibi yani kart göreceksen adam gibi o adamı 2. defa getirmeyeceksin oraya. Evet. Hatta 3. defa hadi 2'yi kaçırdın. 3'ü getirmeyeceksin abi, taça gidecek adam. Hı-hı. O zaman kart göreceksin. O adam bir daha gelebiliyor mu senin üstüne? Gelemez. O eğer darbeyi alırsa. Hani adamı sakatlayacak bir şekilde değil ama gözünü korkutacak şey. Topa sert gireceksin. Senin üstünden tatlatsın gitsin, kafasının üstüne düşsün. Evet, o maçın son bölümlerini ekranlara verelim. O artık maç bittikten sonraki golleri ekranlara bir kez daha getirelim arkadaşlar. Yani bu hataları bir daha yapmasın en azından. Sağ tarafımız bizim felç oldu yani. Tabii. Hakan Olkan çıktıktan sonra felç oldu. 10 kişiyle mücadele hocam. Tabii 10 kişi ama hani onun yerine görev alan adam da böyle kadın futbol takımında oynuyormuş gibi oynamak, hiç kart görmeden maçı bitirmek başarı değil. Maçta adam gibi kart göreceksin. Evet. Disiplin onun için gerekli. Evet. Ha, futbolcuyu da sokmazsan oraya o kadar fazla, o zaman sorun yaratılmaz. Şanlıurfa Spor maçını verelim arkadaşlar, son bölümünü. Evet. Mümkünse Karabağ-Maraş maçı yani değil. Sevgili evet. Ersun'un söylediği, son anlamdaki söylediği doğru. Aynı şekilde düşünüyorum. Gerçekten oradaki futbolcumuz biraz daha sağda solda olan oyuncularımız. Diri yere ayağı sağlam basan ve rakibi geldiği zaman üzerine gelemeyen adam olacak. Kartı görürsen zaten öyle göreceksin. Ha, öyle göreceksin. O seni zaten senin daha görüntünden, ona topa girişinden, topa sert girişinden gördüğü zaman adam senin üzerine o kadar kolay çalım atamaz. Evet. Yani öyle rahat gelemez ona. Evet. Ama bak şu maçta mesela 2-3 defa 2'ye 1'le felç olduk yani. Evet. Hani o sol tarafımız zaten, sağ tarafımız ikinci yarıda Feridun'un getirdiği yerde 2 golde oradan çıktı zaten. Evet. Bomboş. Eğer oraya kademeye girebilse birisi, bir tanesi tatlattırıverse adamı, hani faul yap düz. Çelme at yani. Evet. Tekme değil. Çelme at. Herif tapası üzerine düşsün. Bir daha gelmez senin üstüne ya. Daha dikkatli oynar. Şimdi bunları dikkat etmek lazım. Ama bunu hep neye hoş görüyoruz? Müsabakada henüz futbolcuların tamamının uyum sağlar bir şekilde yer almamasından. Hani kadro tam oluşsun. Ama sevindirici tarafı şu. Hiçbir futbolcumuz ikinci haftada sakatlık nedeni yok. Üçüncü hafta sakatlık nedeni yok diye bir şey yok. Bir antrenman sakatlığımız artık yok. Hani bunu bir kere. Ama futbolcularımız da gereksiz takımı eksik bırakarak Hakan Olkan'ı hariç sayıyorum. Takımı Hakan bütün... zaten görev alanında o değildi. Ramazan sağ bekteydi. Hakan onun yerini onun yerinde mecburiyetten oynadı. Yaptı. Onu Ramazan da... gelemediği için evet, oldu. Gelemediği için. Bunlar hep şanssız faktörler bir araya geldi. Umarım önümüzdeki haftada Nazilli maçında da bu şanssızlıkları dezavantajımızı avantaj haline dönüştürürüz. Eğer Nazilli'yi önümüze geçirecek bir avantaj tanımadan, hani ona galibiyet tattırmadan en azından, oradan sağlanacak bir beraberlik bile bizim için büyük rahatlık getirir. Evet. Düşünelim ki sadece bu haftanın, bu senenin takımını biz ligde tutalım rahat bir şekilde. Ondan sonra önümüzdeki sene rahat rahat bir takım izleyelim. Evet. O zaman hemen Nazilli Belediyespor deplasmanda Konya'da 2-1 yenildiği Konya Anadolu Selçuk Spor maçında nasıl oynamış bir göz atalım sevgili izleyenler. 11. VTR'mizi alalım. Konya Anadolu Selçuk Spor 2, Nazilli Belediyespor 1. Ekranlarınızda bu karşılaşma. İki oyuncu ceza sahasına yakın Nazilli Belediyespor'da şimdi kafalardan sekti. Alpay ceza sahasının dışına doğru çıkarttı ama hata devam edecek Nazilli takımının. Nazilli Belediyespor hata yerden boşta kaldı, net bir pozisyon. Out'a gidiyor. Şu ana kadar maçın başından bu yana en net pozisyon. İşte bakınız, top yerden sekiyor orada. Değerli izleyiciler, işte Onurcan Güler
İçeriye çıkartıyor. Burada iyi bir vuruş gelmedi. Mücahit'ten sonra Ayberk ve kaleci Onur kornere çeldi. 5 Konya Anadolu Selçuk sporlu oyuncu var. Kavisli geldi içeriye, kaleci boşa çıktı. Kafa vuruşundan sonuç gelmedi. Atak devam ediyor. Şimdi sağ kanada pas, Savaş destek verdi. Savaş kayarak müdahale, topu kazandı, içeriye çıkarttı. Sekti, son çizgi, ters vuruş, korner. İşaret geldi, Hakan orta, kafa vuruşu yandan dışarıya gidiyor. Aldatmasın onu söyleyeyim. Hakan ceza sahasına, kafa vuruşu yandan dışarıya gidiyor. Uzaktan bir şut, direkten dönüyor. Çok uzak bir mesafe ve hakem ilk yarıyı bitirdi. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfa Sporu deplasmanda hafta içi mesaisinde çarşamba günü 2-0 mağlup etti. Konya Anadolu Selçuk Spor. Şimdi Nazilli Belediyespor'a ta ceza sahasına 4 oyuncu arkaya orta, kafa ve top ağlara gidiyor. Mert Çakar kafa vuruşunu yaptı, top ağlara gönderdi. Çok boş bırakıldılar. İşte bakınız. Mazlum'un ortası. Mert topu ağlara gidiyor. Uzanıyor ama karşısında golü kalesinde görüyor. Konya Anadolu Selçuk Spor. Şimdi kaleci Mücahit göğüs ve dizle karışık uzaklaştırmaya çalıştı. Kale boş. Şut üstten dışarıya. Az sayıdaki Konya Spor taraftarı, Konya Anadolu Selçuk Spor taraftarı İlk kez bir tezahüratta bulundular. Şimdi içeriye, kaleye, kale boş, vuruş ve gol. 1-1 oldu. Erken cevap veriyor Mücahit'le. 11. golünü attı. 1-1. Duran toptan, kornerden gelen top, işte bakınız. Savaş Polat ortalıyor. Kaleci boşa çıktı. Sonra boşta kalan top. Atışı Özkan. Ceza sahasında iyi bir kontrol. Şut pozisyonu, 0. Orta içeriye. Kafayla uzaklaştırdı defans. Dönen top. Kaleci çıktı. Elinden kaçırdı. Ve gol geliyor. 2-1 öne geçiyor Konya Anadolu Selçuk Spor. Büyük bir hata. Ayberk'in vuruşu defansa çarptı önce. Yükseklik kazandı. Sonra da kaleci Onur şanssız bir an yaşadı. Uzun bir top. Şimdi kafayla kritik bir müdahale geldi. Alpay istediği gibi uzaklaştırmadı. Alpay Koldaş boşta kaldı. Şut yandan dışarı. Ve maç bitiyor değerli izleyiciler. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kazanan taraf Konya Anadolu Selçuk Spor oluyor. Sevgili izleyenler, Fethiyespor şimdi Nazilli Belediyespor deplasmanına gidecek. Her iki takımda yaralı Fethiyespor hem kendi evinde 3-1 mağlup olmuştu. Siyah beyazlı Nazilli Belediyespor da deplasmanda Konya'da 2-1 mağlup olmuştu. İki yaralı ekibin mücadelesi bakalım nasıl olacak? Alt sıralardan kurtulmak istiyor iki takımda. Bu karşılaşmayı konuşacağız. Pazar günü Nazilli'de oynanacak olan karşılaşmayı konuşacağız. Fethiye'de ilk yarıda Nazilli Belediyespor'la 1-1 berabere kalmıştık. O karşılaşmadan görüntüleri de az sonra ekranlara getireceğiz. Telefon bağlantılarımız olacak. Nazilli Belediyespor Başkanı'yla konuşacağız. Fethiye Spor Başkanı'yla konuşmak istiyoruz. Arkadaşlarımız telefon bağlantıları sağlayacaklar. Ama kısa bir reklama gideceğiz. Reklamların ardından spor saati yine devam edecek. Sizlerin yazdığı mesajlar da geliyor, arkadaşlarım getiriyorlar. Mesajlarınızı yazabilirsiniz. Özellikle Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili olarak da Fethiyespor taraftarları neler düşünüyorlar? Onları yazarsanız seviniriz. Az sonra karşınızda olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
Sevgili izleyenler, spor saati devam ediyor FRT'de ve Fethiyespor Nazilli deplasmanına gidecek. Nazilli Belediyespor'la karşılaşacak lacivert beyazlar. Fethiyespor bu maçın hazırlıklarına teknik direktör Levent Eriş yönetiminde Ölüdeniz tesislerinde sürdürdü bugün de. Bu idmana sadece Ramazan Işık izinli olması nedeniyle katılamadı. Ağabeyi vefat etmişti. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailesine de başsağlığı diliyoruz. Ramazan Işık ve Fethiyespor camiasına da yine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Az önce izlediniz sevgili Timur Fidan. Nazilli Belediyespor'un Konya Anadolu Selçuk maçında net gollük başka pozisyonları da var. Ve hakikaten 2-0 yapabilecekmiş Nazilli Belediyespor. Ama Konya Anadolu Selçuk Spor, Nazilli Belediyespor kalecisi Onur Bulut'un hataları nedeniyle izlediğin karşılaşmada iki golde de büyük hatası var. Neler söyleyeceksin? Bir değerlendirme yapacak olursan. Şimdi az önceki ilk yarıda bir kere attıkları gol mükemmeldi hazırlanış bakımından da. Bizim takımda olduğu gibi sağ sol bekte ya şeye Selçuk Spor'a göre sağ bek oyuncu arkasından gelip kafa vuracak oyuncuyu fark etmediğinden çok güzel kafa vuruşuyla Nazilli golü attı ve 1-0 öne geçti. Evet, Mert Çakar attı golü. Hatta ondan sonra kale boş kaldı, bir tane de şandal yaptı falan. Evet. Yani %100 ilk yarıda maçı bitirebilirmiş Nazilli. Konya Selçuk zaman zaman böyle ritimsiz başlıyor maça. İlk yarı değil, ikinci yarıda geldi gol. İkinci yarının başında. Onu hatırlatayım. Ama izleyenlerimiz için. Şimdi tabii ilk golü sonra, tabii Nazilli Belediyespor attı. İkinci golü atabilirdi. Evet. Atamayınca tabii rakip biraz daha golü çıkarmak amacıyla refleks gösterdi. Ataklarını hızlandırdı. Ve Nazilli kalecisi gerçekten buyurun gelin abi der gibi adeta ikram etti. Elinden bıraktı adeta topu yani. Yani bu böyle bir şey olmaz. Yani sonra kötü iki golle Konya Selçuk Spor 2-1 öne geçti. Ben hatta şeyde de maç golükte Muğla'dan takip ederken 1-0 şeydeydi. Evet. Ama Nazilli gerçekten iyi başladığı maçı iyi bitirememiş. Evet, kalecisinin ve savunmadaki hata. Evet. Nazilli Belediyespor kulüp başkanı Sayın Özgen Türker telefon hattımızda. Sayın Türker, öncelikle iyi geceler FRT televizyonundan. Ve Nazilli Belediyespor'un az önce Konya Anadolu Selçuk Spor karşılaşmasını da ekranlara getirdik. 2-1 hakikaten şok bir yenilgi. Hatalar savunmadaki ve kaledeki hatalar bu yüzden gördüğümüz kadarıyla. Fethiyespor maçı var bu hafta. Nazilli Belediyespor tabii ki Konya yenilgisini unuttu. Fethiyespor maçına hazırlanıyor. Fethiye'den taraftarlar gelmek istiyor. Bu maçın ambiyansı nasıl olacak? Ege derbisi, Fethiyespor ile Nazilli Belediyespor bu Ege derbisinde pek çok kez oynadı. Her iki takım da kazandı. Beraberlikle bitti. Nazilli Belediyespor'da dezavantaj var mı? Ve siz bu maça nasıl bakıyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Tabii ilk yarıda Fethiye'de Nazilli Belediyesporlu taraftarlar vardı. Şimdi Fethiyesporlu taraftarlar da gelmek istiyor efendim. Öncelikle iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Sayın Başkanım. Ege'nin iki dost Güzide Kulübü'nün şu an ligde bulunduğu sıralama inan bizleri üzüyor. Evet. İnşallah iki kulübümüz de ligin sonunda ligde kalırlar. Ege'yi temsil etmeye devam ederler. Evet. Hafta sonu oynanacak maçın bir dostluk havasında, bir bahar şenliği gibi bir şenlik içerisinde geçmesi bizim en büyük temennimiz. Maçlarda skorlar gelip geçicidir. Önemli olan dostluklardır. Fethiyespor camiası da başta belediye başkanı kadim dostumuz Behçet Başkan olmak üzere bizim kardeş ve dost kulübümüz. Onları hafta sonu Nazilli'de ağırlamaktan son derece mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. Fethiyesporlu taraftarlara da kapımız sonuna kadar açık. Onları da burada ağırlamaktan son derece mutluluk duyarız. Maça gelince maç iki takım için de son derece önemli bir maç. Evet. İki takım da galip gelmek istiyor ki bir an evvel buhrandan çıkılsın diye.
Biz devre arasında büyük bir operasyon yaptık farkındaysanız. 14 futbolcu gönderip 14 futbolcu aldık. Evet. Yeni bir hocayla başladık. Ahmet Yavuz Hocam, selam ve sevgiler evet. gönderiyoruz. Teşekkür ederim. 17 tane final maçı gördük ikinci yarıyı. İyi de futbol oynuyoruz. Az önce özet görüntüleri sizde de izledim ben. Maçtaydım evet. da kendim. Şu anda da ekranlarda. Evet. Özet görüntülere girmeyen de bir dünya pozisyonumuz var. Evet. Ama futbol işte bazen hata oyunu. Hatalar takım olarak yapılıyor. Biz hiçbir şekilde hiçbir oyuncumuzu suçlamıyoruz. Bu hafta da iyi oynayarak kazanmak arzusundayız. İnşallah da önemli olan fair play'in kazanması. Evet. Şu anda bir sakat ya da hani kart cezalısı oyuncunuz var mı hocam? Hayır yok. Tam kadroyuz. Tam kadrosunuz. Evet. Geçmişte de çok güzel karşılaşmalar oldu. Fethiye Spor'la Nazilli Belediye Spor arasında. Böyle geçmişi hatırlamak isterseniz ben az sonra sevgili Mustafa Ceviz'e de bağlanacağım. Ondan da bazı güzel mesajlar almak istiyorum. Hatırlanmaması gereken dönemler var. Biz oralara girmeyelim. Güzel şeyler konusunda mesela bahar havasında geçecek dediniz. Neler planlıyorsunuz hocam? Sayın Başkan. Biz bir kere dostluk çerçevesinde bir maç olması hem bizim adımıza hem Fethiye Spor Camiası adına tüm futbol camiasına bir mesaj vermek adına çok önemli. Tabii Ege Futbol adına tabii ki. Evet. Ben her iki kulübün de şu an hem kadro yapısı olarak hem kulüp organizasyonu olarak bulundukları yerin yakışmadığı düşüncesindeyim. Evet. İnşallah her ikimiz de bir an evvel bu buhrandan kurtuluruz. Önümüzdeki sezon daha dikkatli, daha planlı, daha programlı bir şekilde ligde istediğimiz yerlere geliriz düşüncesi içerisindeyim. Evet. Sevgili başkanım, ilk yarıdaki karşılaşma 1-1 bitmişti. Buradan bir puan sökmüştü Nazilli Belediyespor. Tabii Nazilli Belediyespor'u taraftarların sosyal medyada yazdıklarına da şöyle bir baktım. Hakikaten güzel şeyler söylüyorlar. Dostluk adına güzel cümleler var. Ne söylemek istersiniz? Kendi Nazilli Belediyespor'lu taraftarlara da bir mesaj vermek isterseniz, Fethiye Spor'lu taraftarlara da bir mesaj göndermek isterseniz. Ben öncelikle her iki camiaya da şu mesajı göndermek istiyorum. İnanın biz şunun farkındayız. Bizden başka bir dostumuz yok Ege Futbolu olarak. Evet. Önce bunu anlayıp kavramamız gerekiyor. Şöyle geçmişe doğru gittiğimizde ne kulüplerimiz vardı şu an amatör liglerde mücadele ediyor. Fethiye Spor gibi, Nazilli Spor gibi takımlar uzun yıllardır profesyonel liglerde Ege Futbolu temsil ediyor. Evet. Çeşitli dönemlerde hem liglerde hem de Türkiye Kupası'nda çeşitli başarılar da elde etmiş iki yüzde kulüpten bahsediyoruz biz. İnşallah hem kendi taraftarımız hem Fethiye taraftarı maçın sonucu skoru ne olursa olsun bir dostluk çerçevesi içerisinde 90 dakikayı oynayacağımızı düşünüyorum. Biz bununla ilgili her türlü tedbiri, her türlü görüşmeyi kendi taraftar gruplarımızda da yaptık zaten. Onlar da aynı şekilde düşünüyorlar dostluk çerçevesi içerisinde. Az önce de söylediğim gibi Fethiye Spor taraftarlarına kapımız sonuna kadar. Evet, Özgen Türker Başkanım. Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Bu arada kumanda masasındaki arkadaşlarımdan rica edeceğim. Fethiye Spor, Nazilli Belediye Spor ilk yarıda 1-1 biten karşılaşma 12 numaralı VTR ekranlara verelim. Sayın Başkanım, diyor ki bir taraftar Fethiye yen kırmızı hattan çık demiş. Hidayet Kansu'da yenersek kümede kalmak garanti mi? Yoksa diğer maçları kazanmamız da gerekecek mi? Mesela Kahramanmaraş'ı yendik ve berabere kaldık. Bu bize yetiyor mu demiş. Yine ikili avarajda hem Maraş'ı hem Fethiye'yi geçmiş olacağız. Diğer maçları da elbet kazanacağız demiş. Bir başka arkadaş da diyor ki slogan falana hiç gerek yok. Dostuz biz diyor yine sosyal medyada çok güzel şeyler. Bu takım ancak kendi ayağına sıkarsa düşer. Düşecek bir kadromuz yok. Sadece sıralamadaki yerimizden dolayı stres var. Nazilli Belediye Spor taraftarları olarak futbolcularda relax olsun. Bu hafta hattın üstüne çıkıyoruz. Bu sene yaşadıklarımızda ders olsun. Bir daha böyle hatalar yapılmasın demiş Numan Şengün isimli Nazilli Belediyesporlu taraftar. Bu mesajlara da bakacak olursak
Nazilli Belediyespor için bu programda son cümleleriniz nedir efendim? Mesajınız nedir taraftarlarınıza da? Şimdi hiçbir maç oynanmadan kağıt üzerinde kazanılmıyor. Evet. Her iki takımın kadrosuna, kadro yapısına, organizasyonuna baktığımızda zaten şu an bulunduğu yeri hak etmiyor. Evet. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı şu an bu durumdayız. Eğer ki biz Fethiye Spor maçını kazandığımız zaman, az önce de belirttiniz, Kahramanmaraş'a karşı ikili avaraj üstünlüğümüz var. Fethiye Spor'a da karşı ikili avaraj üstünlüğümüz olacak. Hatta ve hatta üçlü avaraj olduğunda da her iki takımdan da üstün olmuş olacağız. Bunun da bilincindeyiz. Ama biz ikili avaraj, üçlü avarajı düşünmeden bize şu an ihtiyaç olan 3 puan. 3 puan parolasıyla sahaya çıkacağız. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Nazilli Belediyespor'a da başarılar diliyoruz. Programımıza katıldığınız için çok çok teşekkürler. Bundan sonraki karşılaşmalarınızda da başarılar efendim. Hoşça ben de teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar. Fethiye Spor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Evet, gelince görüşeceğiz pazar günü inşallah. İnşallah. İnşallah evet, Fethiye inşallah. Tabiri caizse Nazilli'ye akacak diye düşünüyoruz. Çok çok teşekkürler. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet sevgili Timur Fidan, Özgen Türker, Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı'nın açıklamaları böyleydi. Ben arkadaşlarımdan Nazilli Belediyespor'la ilk yarıda 1-1 bitmişti Fethiye'deki karşılaşma. O görüntüleri de ekrana verelim. Süreyi böyle hızlandıralım istiyorum. Ne diyeceksin? Dinledik, izledik, dostluk ve taraftar bekleniyor Fethiye'den. Ve gayet iyi şekilde de ağırlanacağımız söyleniyor. Vallahi Nazilli ile... Benim yani yanlış hatırlamıyorsam son 10 yılda hiçbir sorun yaşanmadı. Sadece bir tek Ahmet Yıldırım'ın. O da maçtan sonra. Maçtan sonra Nazilli tribününe karşı bir tavrından, kötü tavrından ötürü bir olumsuz sonuç olmuştu. Hatta o zaman Nazilli şu andaki başkanımız değildi. Başka bir başkandı ama o da demek ki kulüp aklı devam ediyor. Onlar dedi ki Fethiye Spor taraftarıyla alakası yok. Ahmet Yıldırım kişisel olarak yapmıştı. Bizim taraftarımızda böyle bir şey tavrı yok. Onlar adına özür dileriz diye devreye de girdiler. Ve ondan sonra sağ salim Fethiye Spor taraftarıyla birlikte hiçbir sorun yaşamadan buraya geldi. Yani bütün maçları aşağı yukarı yensen de yenilsen de bütün maçlarımız centilmence geçiyor. Evet. Umarım bundan sonraki maçlarımız da olur. Tabii ki bu maç yarınki maçta ne bizim açımızdan maç bitmiş oluyor... Ne de Nazilli açısından bakmış oluyor. Ki. Nazilli kaybederse dünyaya sonu değil, Fethiye Spor kaybederse de dünyanın yani sonu değil. Tabii ki her iki taraf kendi açısından önce 3 puan alıp bir an evvel suyun yüzüne çıkmak istiyor. Evet. Her iki takım da öyle. Yani stresi yüksek her iki takımında buna bu kadar gerek yok diyorsun. Yani evet, rahatlayacaklar ve ligin de daha maratonu var kaç haftalı. O müsabakaların sonucunda da rahat rahat hem Fethiye Spor hem Nazilli Spor gerçekten bu stresli ortamdan kurtulacak ve ligde kalmayı gerçekten hak eden iki takım. Evet. Yani onun üstünde buraya gelip izlediğimiz müsabakalardaki takımları görünce gerçekten üzülüyor insan yani. Evet. Yani boşu ama iyi transfer ikinci yarıda takımı değiştirdim 14 burada tane. Programda değerlendirmiştik onu. Evet. Hatta siz şey yapmıştınız da transfer listeleri. Evet, o zaman Nazilli Belediyespor'un aldığı oyuncuları da hakikaten kaliteli. Şu da var. Evet, şöyle bakıyorum. Nazilli Belediyespor'da kalede Onur Bulut, Mazlum, Nuh, Bora, Onur Karakabak, İlter, Ali Say. Ali Say biliyorsun yani son derece geçmişte Fethiye Spor'a karşı oynamış isim. Berkay, Mert Çakar golü atan oyuncu. Görkem, Mert Çapar. Ayrıca Samet, Fatih ve Hakan önemli isimler var. Evet, yani gerçekten kadrosunu her kulüp kendi seçici insanların aklıyla bazı futbolcularını ara transferde katmaya çalıştı. Devre arasında eksik transferlerin getirdiği şeyler bunlar. Yoksa bu stresleri ne Fethiye Spor ne Nazilli yaşardı. Nazilli Spor ben bildim bileli ikincilikteydir. Hatta üçüncü lige bir ara düşmüştü. Tekrar ikinci lige çıktı şampiyon olarak. Çok tecrübeli, köklü bir kulüp. Hı hı. Ve yanı başında Aydın Spor kulüp olmasına rağmen Aydın Spor amatör takımlara kadar düştü. Ama Nazilli düşmedi. Hı hı. Yani bu çok önemli bir şeydir. Nazilli bir sanayi kenti. Belediyesi ve siyasetiyle gerçekten etkili bir kulüp. Geçmişiyle çok kaliteli bir kulüp.
Bu açıdan çok önemli. Umarım her iki takım da gönlünden geçenin karşılığını alır. Evet. Şimdi taraftarlara önemli iş düşüyor burada. Evet. Yani bu maç nasıl biterse bitsin, nasıl bir elektriklenme yaşanırsa yaşansın, tribünler olgun olmalı. Yani dostluk ve barışı sergilenmeli. Fethiyespor tribün lideri Murat Bayat'la program öncesi konuştum. Yine Fethiyespor taraftarlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Tolga Yuluk'la da konuştum programa girmeden önce. Sevgili Tolga Yuluk'la bir telefon bağlantısı da yapmak istiyoruz. Hazırlıklar nasıl, hangi aşamada? Tabii Fethiyespor Başkanı Sayın Mustafa Ferizcan'la da arkadaşlarımız bağlantı kurabilirler. Özellikle Murat Bayat pazar günü sabah 08 ile 09 arasında sınırsız otobüs kaldırılacağını söylüyor. Yani hiçbir taraftar burada kalmayacak. Saat 8 ile 9 arasında pazar günü sabah Fethiye Salı Pazarı'ndan otobüsler kaldırılacak. Özel araçlar kaldırılacak. Nazilli Belediye Karşılaşması'nı izlemek üzere. Tolga Yuluk da gerekli biletlerin alındığını söyledi. Yani bu karşılaşmayla ilgili Fethiye Sporlu taraftarlar için gerekli biletlerin alındığını söyledi, ayrıldığını söyledi. Takımımızın ligde kalması için diyor tribün lideri Murat Bayat. Takımımızın ligde kalması için, bu kötü durumdan kurtulması için biz taraftarlar olarak Nazilli Belediyespor maçına gideceğiz. Takımımızı 90 dakika boyunca destekleyeceğiz dedi. Tüm bu yürekte olan bütün taraftarlarımızı, Fethiye Spor sevenleri ve Fethiye Spor'a gönül verenleri pazar günü sabahleyin bekliyoruz diye konuştu. Bunu hemen belirtmekte yarar var. Deplasmanda Fethiye Spor kazanmak istiyor. Bunun hazırlıkları da devam ediyor sevgili Timur Fidan. Ne söylemek istersin gerçekten, taraftarlara mesaj açısından? Önemli yani. Saha kapatma, para cezaları, şunlar gelebilir. İşte yaşadık geçen gün. Sportif ceza alındığı taraftarların maça gidip gelmede dahil olduğunu. Evet. Yani pazar günü sabahından başlayıp pazartesi günü akşamına kadar bu sportif cezaların geçerli olduğunu. Hı-hı. Zaman süre açısından. Ve bu müsabakayla aldıkları cezaların deplasmanda olması, Kars'ta olması hiçbir şey değiştirmiyor. Tabii Nazilli Belediye Spor Taraftar Dernekleri ile de görüşmelerin dünyayı, yapıldığını söylüyor. Hayır, o tarafta ben karşı evet. Tarafta ilgili düşünmüyorum. Evet. Yani sadece benim sevgili Murat Bayat'la Yula tavsiyem şu olacak. Geçtiğimiz yıllarda bazı densiz taraftarlar vardı. Evet. Farklı adlar altındaki ilaç almak veya... Aha. İçki içmek suretiyle kendi belki deşarj oluyor ama müsabakada gittiği zaman kontrolünü kaybettiği arkadaşları onu kontrol etmekte zorlanıyor. O zaman o arkadaşları kontrol etmek çok zordur. Onun için böyle insanları mümkün olduğu kadar takımın içerisinde, taraftarın arasında bulundurmamak lazım. Evet. Eğer bulundurursan sonucunda bütün taraftar bunun faturasını çekiyor. Ki Fethiye Spor taraftarı Murat Bayat'ın başkanlığında Apaçiler döneminde ilk defa Fair Play ödülünü kazandıran kulübüne taraftar grubu. Hani bu açıdan çok önemli. Bir de Nazilli ile kurulmuş olan yapıcı taraftar ve kulüp diyaloğunu en iyi şekilde sürdürmek açısından da çok önemli. Evet, arkadaşlarımdan rica edeceğim 22 numaralı VTR'yi verelim. Yıllar önce, 3 yıl önceydi zannediyorum Ahmet Yıldırım Fethiye Spor Teknik Direktörü'yken hakikaten istenmeyen görüntüler vardı Nazilli Şehir Stadı'nda. Bunların yaşanması bizim istemiyoruz. Taraftarla hiç bizim alakası yok. Bizim taraftarla alakası yoktu tabii. Onu da hemen belirtelim. Yani bunların olmaması lazımdı. Lazım. Yani bunları şunun için gösteriyoruz. Göstermek bile istemiyoruz ama bir kez daha lütfen ama lütfen Bu bakın Nazilli taraftarıyla alakası değil. Yok. Bizim burada tamamen Ahmet Yıldırım'ın terbiyesizliğinden kaynaklanıyor. Hı hı. Bir taraftar yerine kendi taraftar bile olsa sahanın içinde bunu yapamaz. Orada sen maaşla çalışan bir teknik adamsın. Eleştirmiştik o zaman burada. Alıştırdık.
Şimdi sen oradan dönüp de haddin olmadan, hiç kulüpten böyle bir görev almadan gidip sen tribünle ne takışıyorsun kardeşim? Evet. Senin muhatabın o değil. Senin muhatabın takımındaki futbolcularla sahadaki maç rakip. Bitmiş, yenildi zaten Fethiye Spor. Bitmiş. Yani testi kırılmış. Evet. Bitmiş ya. Hani Nasır Hoca hikayesi. Evet. Bunu sen bir, yani sorumsuzluğun daniskası. Evet. Yani hiçbir antrenöre yakıştıramadığım gibi hiçbir kişiye de yakıştıramam. Sen gidip tribünle ne savaşıyorsun? Evet. Nazilli de o zamana kadar o müsabakanın çoğu bölümünü biz izledik. Evet. Ben yani Fethiye Spor benzerini bu Şanlıurfa Spor maçında yapamaz mıydı? Sevgili Levent Eriş orada ha. Gördü. Levent Eriş'te iki futbolcunun Levent Eriş'e yaptığı hakareti ha. Tribünler duydu. Evet. Dördüncü hakeme anlatılıyor. Hakem hiçbir şey yapıyor. Yani orada tribünlerden aşağıya inilse iyi bir şey mi? Hayır. Hayır. Değil. Ama yani bunlar da bu görüntü gerçekten çok kötü bir görüntü. Hatta Nazilli için bir madalya gibi görüntüdür yani. Nazilli buna meydan verip, hocaya fazla meydan verip, bakın bütün futbolcularımızı da ayırdılar oradan. Evet. Bulaştırmadılar. Taraftar da takışmadı bizim futbolcularla. Evet. Sadece kişisel olarak Ahmet Yıldırım'a taktılar. Evet. Haklılar da. Hı hı. Ben olsam federasyon yerine 20 maç ceza verirdim. 20 maç. Ama o maç şeyde ceza verildi gene. Verildi de çok az bir. Ben olsam diyorum. Evet, bakın. Evet. Bir Nazilli Belediyespor'a da ceza verildi. Ama bu neden verildi? Nazilli Spor'un kabahati yok. Evet. Kardeşim senin antrenörün onu tahrik ediyor. Evet. Yani bu açıdan Nazilli Spor'un hiç alakası yok. Ama taraftar yüzünden tabii ki böyle ceza verilebilir. Federasyon mecburen ikili gözlemci ceza yapmak zorunda. Gözlemcinin yaptığına göre. Taraftar hiç bulaşmayacak o zaman diyor. Ya evet. Kardeşim tahrik etmiş. Evet. Bence burada Nazilli tamamen pürü pak. Fethiye Spor taraftarı pürü pak. Ahmet Yıldırım Karabatak. Evet, yani evet. Lakab sonucu bu. Hı. Ve bunun sonucunda da federasyon cezayı faturayı ona kesti. Nazilli'yi fazladan kesti. Bunun için de biz neden olmadığımız için özür dileriz. Ama hakikaten bakın orada hiçbir şey yok. Bizim Ahmet Yıldırım'ın ne işi var kardeşim ya? Sen kabadayı mısın kardeşim? Evet. Ve bizim futbolcuyu da başını derde sokuyordu. Evet. Bereket gözlemci futbolcuyu yazmamış ha. Evet. Taraftarla üçüncü şahısla takıştığı zaman ceza kat be kat artar. Evet. Hani rakibe yakınmış bir centilmenliğe aykırı hareketle üçüncü şahıslara yapılmış centilmen hareket daha ağırdır. Evet, görüntüleri kaldıralım arkadaşlar mümkünse. Ve Fethiye Spor'un Nazilli Belediye Spor'la daha önce Fethiye'de karşılaştığı bir bir biten ilk yarıdaki maçı ekranlara verelim. Fethiye Sporlu taraftarların mesajlarına bir bakalım. Ardından telefon bağlantılarımızı bekliyorum. Mümkünse eğer onları alırsak bir an önce daha iyi olacak. Esra Eray Gökova, bu yönetim futbolculara her şeyin en iyisini yaptı. Her şeyin en iyisini de yapıyor. Ama onlar yönetimi hep zora sokuyor. Kesinlikle Nazilli maçını kaybetmemeliyiz. Beraberlik en olmadık sonuç. Bu yönetim ve taraftar bunu hak ediyordur. Sanırım sayın topçular demiş. Fethiye Sporlu futbolculara mesaj gönderiyor Esra Eray Gökova. Mehmet Emin Keskin, merhaba, iyi akşamlar Erdoğan Hocam. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Bu takım nereye gidiyor? Bir yönetici veya teknik direktör bu konuda bir açıklama yapsın. Bu takım bu ligde kalacak diyebiliyor mu? Gelecek sezon için hazırlık yaptığını söyleyen hocamız altyapıdan bu takıma kaç oyuncu kazandırdı? Nerede Anıl Arıcıoğlu, nerede Enes Dada, nerede Özkan Kaya ve daha diğerleri? Eğer bu haftada kaybederse yolun sonu belli. Herkes kendine çeki düzen versin. Bakıyorum da sahaya çıkan futbolcu kardeşlerimiz adeta yürüyor. Sahada azim, hırs ve kazanma inancı yok. Sahada mücadele oyuncularımız takım oyunu ortaya koyamıyorlar. Bunun nedenini Sayın Levent Eriş çözecektir. Eğer bunu çözemiyorsa o zaman büyük teknik direktör olamaz. Kaleci Eser bu takımı için yeterli değil. Büyük başkan gerektiğinde masaya yumruğunu vurmalı. Yoksa sonuç kaçınılmaz acı bir durum olur. Bu da hepimizi çok üzer. Fethiye Spor'un değerli yönetimi ve teknik direktörü ve de futbolcuları lütfen olmamız gereken kendimizi kanıtlayın demiş
Esra Eray Gökova bir kez daha yazmış, iyi yayınlar. Kadro kalitesi olarak bizden düşük bütçeli olan takımlar hep üstümüzde. Demek ki bu yürek meselesiymiş. Konya Anadolu Selçuk kadar olamadık. Hocam Levent Hoca ısrarla yanlış kadroyu çıkarmaya devam ediyor. Resmen ayağımıza sıkıyoruz. Bu resmen ayağımıza sıkıyoruz. Hem Nazilli taraftarında var, hem Fethiye taraftarında var. İlginç yani. Böyle de giderse küme düşeceğiz. Bu halk bunu hak etmiyor. Futbolcular nasıl olsa Fethiye Spor küme düşse başka takıma gideriz mantığındalar. Aldıkları parayı hak etmiyorlar demiş. Yine Kahramanmaraş Spor Fethiye Spor maçından sonra Nurdoğan Tatlı 1-2 yeniyor. 2-2 beraberlik golünü Kahramanmaraş atıyor. Daha attığı skoru koruyamıyoruz. Ne diyeyim Fethiye Spor'um demiş. Oğuzhan Durmaz gol attıktan 2 dakika sonra yemek ne demek ya. Biraz dikkat, biraz pozisyonlara kendimizi vermeli. Skoru korumamız lazım demiş. Murat Günay 7 dakika daha dayanamadık demiş. Şanlıurfa Spor maçının ardından sonra Hatem Tokmak kırmızı kart penaltıyı çözemedim vallahi. Tamam Urfa iyi oynadı. Tamam ama o hata maçı bitirdi. Pozisyon ceza sahası dışında ve bizim oyuncunun teması yok. En azından yenilmezdik demiş. Fethiye Spor 1933 penaltı uydurma karar. Kesinlikle ikinci sarı pozisyon başlangıcında yapılan sert müdahaleydi. Hakem pozisyonu avantaja bıraktığı için taraftarlar olarak atlandı demiş. Zaten siz de yorumladınız. Penaltının penaltı olmadığı şeklinde, böyle penaltı olmaz demiştiniz. Nuh Kavcar maçın hakemi kırmızı kartta haklı. Hakan ikinci pozisyonda suçlu. Ha penaltı ağır bir karardı. Yalnız bu takım top taşıyamıyor. Topu doğru kullanamıyor. İlk 11'e bakıyorum bir istikrar yok. Lafta fazla oyuncu değil. Kaliteli oyuncu bakılıyordu, isteniyordu. Her yıl böyle bu kadar çok transfer kulübe zarar verdi demiş. Ali Ertunç Atlı adamda bir Metin takıntısı var diyor hoca için. Pendik maçında 10 kişi kaldı. İlk defa Metin 11'de başladı. Tuttu hoca 30 dakikada takımın o ana kadar en iyisi Metin'i çıkardı. Metin de çıkarken en tabii üzüldü ve elini salladı demiş ve Metin'in takımda ilk 11'de oynatılmasını istiyor. Ali Özdemir takımın en iyilerinden Metin Sevinç'in yedek başlaması ama sezon başına beri ilk resmi maçlarını bizimle çıkan Bilal, Mustafa, Hakan'ı getiren bugün de 11'e sahip sürünce gelen sonuç bize müstahak demiş. Veli Çot ne kadar da kızsak bir sevdadır Fethiyeli olmak. Fethiye Spor armasına bağlı kalmak ama ben iddia ediyorum ki bu futbolcuların umurunda bile değil Fethiye Spor demiş. Ali Özdemir takımın en iyilerinden Metin Sevinç'in yedek başlaması ama sezon başından beri ilk resmi maçlarını bizimle çıkan Bilal, Mustafa, Hakan'ı getirin ve bugün 11'de sahaya sürünce gelen her sonuç bize müstahak demiş. Sezai Duymaz Fethiye'miz yumuşak top oynuyor, topu resmen eziyor, elinde Erdi, Cemil, Efe üçlüsü de Erdi, Cemil, Efe üçlüsünde kurmalı defansı. Neden mi? Efe yok. Hatırlıyorsun yani. Kadroda yok Efe. Hakan, Bilal güçsüzden defans olmaz. Eser her zamanki gibi forveti Berat Üstün iyi bir ikili olabilir. 20 yıldır maç seyrediyorum ama bu kadar ruhsuz bir takım görmedim demiş. Osman Şanal çok üzülüyor. Fethiye bir turizm, çok üzülüyorum. Fethiye bir turizm cenneti. Fethiye Spor beni üzüyor demiş. Ömer Faruk yine eleştirmiş burada Fethiye Spor'un yönetimini ve futbolcularını. Kerim Erdoğan hakemler il takımlarının adamı satılmışlar demiş. Siz de eleştirdiniz. Erman Çankır sezon başından beri Mustafa Ceviz diye yırtınıyoruz demiş. Atilla Kiracı Fethiye bu ligde kalamaz demiş. Turgut Birlik bu takım taraftarlarının dışında kimin umurunda demiş. Fatih Mete adam gibi teknik direktör bulana kadar düşmesek bari demiş. Yahya Gündüz Doğan kendi sahamızda hayret yine kaybettik ifadelerini kullanmışlar. Taraftarların mesajları böyle. Ne söylemek istersin? Burada taraftarlar dedik. Arkadaşlarımdan bir şey daha rica edeceğim. Kusura bakmayın ve o görüntüleri ekranlara getirelim. Zonguldak Kömürspor maçı öncesindeydi sevgili izleyenler. Fethiye Spor bu haftada Otel Mara'da kamp yaptı. Otel Mara kampına taraftarlar Zonguldak Kömürspor maçından önce gitmişti. Ve geçtiğimiz programda ekranlara getirmiştik. Fethiye Sporlu taraftarlar ellerinde meşalelerle
lacivert beyazlı futbolcuları indirmişlerdi bulundukları odalarından ve yöneticiler de oradaydı. 21 numaralı VTR'yi ekranlara verelim ve üzerine sevgili Timur Fidan'ın bu taraftar mesajlarına yorumlarını almak istiyorum. Evet Sayın Fidan, neler söyleyeceksin bu yorumlara? Şimdi tabii ki serzenişte bulunmak, bütün taraftarların eksik gördüğü yerler konusunda uyarıda yapmaya çalışmak gayet doğal hakkı. Bunu yapacak. Ama şöyle de söylememesi lazım. Mesela bir tanesi diyor ki penaltı konusu, penaltı kararı tamamen hatalı. Ama diyor Hakan Olkan'a verilen sarı kart doğru ve ihraç edilmesi haklı diyor. Şimdi olmadı. Evet. Yani penaltı hataysa zaten ikilem var. Diğerlerinin hiçbirisi olmaması lazım. Hı hı. Yani başta olay bitiyor. Şimdi orada penaltı doğruysa ondan sonra gösterilen sarı kart da doğrudur. İhraç da doğrudur. Mantık böyle bakmamız lazım. Şimdi orada yanlış bir hatalı kararın üzerinden yanlış bir şekilde bir oyuncuyu eksik bırakıyorsun ve aynı takımı da eksik bırakıyorsun. Evet. Güç olarak 11 kişinin harcayacağı eforu 10 kişiye harcattırıyorsun yani. Evet. Ya bu çok önemli bir şey. Ya bu tip gereksiz veya yanlış gördüğünü yanlış değerlendirme konusunda yapılan eleştiriler hariç tamamına katılıyorum. Yani mutlaka takımdan evet. Başarı ben de dahil hepimiz bekliyoruz. Evet. Ama tabii ki bunların belli bir süreci var. Nedenlerini ben farklı değerlendiririm. Taraftar arkadaşımızın tabii. Birisi farklı, o farklı değerlendirir. Ve bir de şu var. Yani bu saatten sonra şimdi artık biz gelmişiz Şubat ayının sonuna. Hı-hı. Değil mi? 25'inde en son galiba şeyle oynayacağız. Nazilli ile. Hı hı. Bitti. Mart, Nisan, Mayıs kaldı. 3 ay. Hı hı. Kardeşim ne antrenör bilmem ne isimleri saymak bunlar. Hı hı. Ya birilerinin eğer hobisi bazı hocalarla sempatisi çok fazlaysa bizi ilgilendirmez o. Evet kulüp 24. Zaten, haftayı oynayacağız bu hafta. He, 24. haftayı oynuyorsun. 10 haftan kalmış yani. Evet. Bu 10 haftada bizim kaç tane maçımızı kazanırız? Şimdi 10 haftada kaç yani maçımız? Yani biz Fethiyespor camiası olarak 10 haftada adeta böyle büyük kenetlenmesi lazım. Bir silkinişe geçmesi lazım. Evet. Bir yumak gibi olmamız lazım. Şimdi içeride bizim kaç maçımız kaldı? 10 maç var tamamı. Evet. Değil mi? Hemen bakalım. Ha, bakalım şimdi. Kalan içeride maçlar da vardı arkadaşlar. Onu da ekranlara getirecek az sonra. Oradan bakabiliyorsan. Evet. Var hemen söyleyeceğim size. Şuradan. Evet. Kalan maçlarda Fethiyespor'un evet. Şimdi Nazilli Belediyespor'la deplasmanda. Sonra Altay'la içeride. Altay'la içeride oynayacağız. Evet. Evet. Ben arkadaşlarımdan rica edeceğim. Ekrana verelim. Bir hazırlığı vardı bu konuda arkadaşlarım. Karagümrük'le deplasmanda oynayacağız. Evet. Karagümrük'le deplasmanda oynanacak. Sonra içeride Anadolu Selçuk. 16 Noğlu VTR ekranlarda. Evet. Nazilli Belediyespor'la deplasman, Altay'la içeride, Karagümrük'le deplasman, Konya Selçuk Spor'la Fethiyespor evinde, Niğde Belediyespor'la evinde. Arka arkaya 2 hafta. Yani önümüzdeki 4 maçın 3 tanesini içeride oynayacağız biz. Evet. Yani bu çok önemli avantaj. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi Evet. Ardından Kırklareli ile deplasmanda Sakaryaspor'la evinde oynayacak Fethiyespor. Silivrispor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor'la evinde oynayacak. Karşıyaka deplasmanına gidecek ve en son Buksaçspor'la Fethiye Şehir Stadı'nda evinde karşılaşacak. Son karşılaşmada yani Fethiyespor. Yani 10 maçın 6 tanesini içeride oynayacağız. 4 maçımızı deplasmanda oynayacağız. Evet. Şimdi bu o 6 maç artık bundan sonra kaybedilecek. 5 maç değil mi hocam? Karşıyaka maçı, Silivrispor maçı, Kırklareli maçı, Nazilli Belediyespor maçı, Karagümrük maçı, deplasman. 6 tamam. Maç. Hayır içeride diyorum. Ha, içeride oynayacağımız maçlar. Altay, Selçuk, Niğde, Sakarya, evet. Bandırma, Buksaş. Evet doğru. 6 maç içeride. 6 maç içeride. Evet. Şimdi bu 6 maçın 3'er puanda hesap edelim. Eğer normal şartta
galibiyetle bitirirsek 18 puan yapar. Şu andaki aldığımız puanla beraber çıkacağımız yer hemen söyleyeyim. Yani alacağımız puan yüksekliği mesela şu anda bulunduğumuz puan 20 puanken 18 puan ilave edersek 38 puandan nereye çıkıyoruz? Hani sıralama hep bütün... Baraj ne olur bu yıl? Ya baraj 39, daha da düştü 40. Şu anda. Her takım muhtemel kazanacağı maçı bile berabere bitirip veya mağlup bitirdi. Bu gittikçe baraj takımın şeyi baraj rakamını düşürdü. Bu açıdan Fethiyespor'un da şansı arttı. Evet. Anlatabildim mi? Kötü başladığımız sezonda şansı arttı. Bu nedenle bu içerideki maçlardan Fethiyespor evet direkt kaybeder bu maçı diyeceğiniz bir maç hangisi? Bandırma kardeş ve dost kulüp diyoruz. Buksaş var. Son maçta bizi çıkıp da burada yenip de sahadan çıkamayacak bir konumu yaşamak istemez. Psikolojik olarak yani. Evet. Yani Fethiyespor'un bir şey yapacağından değil. Evet. Ama psikolojik olarak taraftar onu sahada boğar. Daha 90. dakika yani ilk dakikada çıkınca 90. dakikaya kadar boğar onu. Son maça kalmaz inşallah. İnşallah kalmaz da. Ama bu var. Şimdi düşünün bunu bu arada dışarıda oynayacağımız maçlar vardı işte dediğim gibi. Kahramanmaraş maçı. Biraz önce not aldıydın sen. Evet. Kahramanmaraş şu anda oynandı. Yok oynandı. Evet. Nazilli Belediyespor deplasman. Karagümrük deplasman. Karagümrük. Kırklareli Spor deplasman. Evet. Silivri Spor deplasman. Evet. Son sırada ama Gümüşhane Spor'u yendi bu hafta. Hiç fark evinde. Etmez. Bence Silivri evet. Düştü. Karşıyaka deplasman. Evet. Yani 1-2-3-4-5 karşılaşma var Fethiyespor'un deplasman maçı. Şimdi bu maçı. Deplasmandan iki mesela bu 5 maçın Kırklareli hariç Karagümrük'te hariç. Karagümrük'te çünkü can derdinde. Bizi yenip rahatlamak isteyebilir 2 haftaya evet. kadar. O zamana kadar kurtarırsa zaten sıkıntı olmaz. Ama Silivri zaten düştü. Şimdi Gümüşhane'ye yendiğine bakmayın siz onu. Tavuk sersemken hesabı oldu. Silivri yendi ama puan cetvelindeki konumuna baktığın zaman Silivri şu anda kaçıncı? 13 puanlı. Evet. Yani Fethiyespor'a yetişmesi için bile 7 puana ihtiyacı var. Şu andaki evet. Fethiyespor'a. Bu açıdan Silivri'nin şansı yok. Onu sil bir kere. Ama Karşıyaka'nın bir ümidi olur. Çünkü Karşıyaka köklü kulüp abi PTT birincilik. Eğer bu haftada Karşıyaka'nın alacağı olumsuz bir sonuç artık onun da olmaz hale gelmesi neden olacak. Son rakip kim kalacak? Nazilli Belediyespor. Bu 3 hafta içerisinde Nazilli oynayacağı rakiplerle alacağı artı puanlarla Fethiyespor artı puanlarla yukarıda yer almaya çalışacak. Bütün dava bu. O açıdan bizim büyük şansımız var. Altay'la oynuyoruz. Selçuk'la oynuyoruz, Niğde'yle oynuyoruz, Sakarya'yla oynuyoruz, Bandırma'yla oynuyoruz. Bir de Buksaç'ta oynuyoruz. Bu maçlardan çok ümitliyim ben. En az 18 puan alıp diğer deplasmanda alınacak puanları saymıyorum. Evet. Toplam 18 puan almamız bile bizim ligde kalmamızı sağlayacaktır. Korkunun ecele faydası yok. Eğer yani bu kadar kötü bir sezonun içerisinde biz burada daha kötü bir durumu yaşayamayız. Yani yaşamayız yani. Ben öyle tahmin ediyorum. Umarım takımımız bu seneyi böyle sıkıntılı günlerde geçirdi ama geçen sene de biliyorsun son 4 haftadan itibaren geçirdi. Hatta hiç hak etmeyen bir takımdı. Keşke hala aynı fikirdeyim. Geçtiğimiz yılın takımlarından bazı oyuncularımız kalsaydı biz de çekirdek olarak belki çok daha rahat günler geçirebilirdik. Evet sevgili Timur Fidan şöyle baktığımızda Nazilli Belediyespor az önce hatırlattım Belediyespor Başkanı'na da söyledik hatırlattım. Nazilli Belediyespor taraftarların sloganlarını belirlemişler. Bu maçla ilgili slogan Fethiye'yi yen kırmızı hattan çık. Sayın Başkan da benzer bir şey söyledi hani. Averaj durumlarını ortaya koydu. Onlar da kendi hesaplarını tabii ki yapıyorlar, yapacaklar da. Çünkü gerçekten şekilde. Doğru. Bizi evet. yenerlerse şu andaki puanları itibariyle... Bu sloganı nasıl karşılıyorsun? Buradan devam edebilirsin. Tabii ilk maç o olduğu için, ilk hedef müsabaka o olduğu için Fethiye'yi yen, 17 puan çünkü. Fethiye yendiği zaman
20 puana Fethiyespor'la aynı anda ulaşacak. Ve ikili avaraj olarak Fethiye yendiği için avantajlı duruma geçecek. Bir üste çıkacak. Tabii. Nazilli Belediyespor'un yerine biz ineceğiz. Evet. Kırmızı hattın içine girmiş olacağız. Biz kırmızı hatta girmiş olacağız. Ama bizim bu hala kötü durum yaşayacağımız anlamına gelmez. Ama bizim orada rahat yaşayabilmemiz için, bundan sonraki müsabakalarda rahat çıkabilmemiz için kendimize de güvenimizi arttırabilmemiz adına. Evet, özgüveni. Bir puan alarak oradan dönersek gerçekten ne şiş yanar ne kebap yanar. Nazilli de bu işten çok sıkıntılı bir dönem yaşamadan bitirmiş olur. Gerçekten Fethiyespor için de iyi ama Nazilli Spor için de kötü bir sonuç olmaz. Evet. Yani oradaki beraberlik bence her iki takımın da yaşam umudunu devam ettirir. Evet. Şimdi bu önemli. Bu sloganı nasıl buldun? Nazilli Belediyespor. Tabii Fethiye yiyen kırmızı hattan çık anlamında slogan gayet centilmence güzel. Hani vur kır parçala demek yerine gerçekten Fethiyespor'u yendiği zaman 17 puandan 20 puana çıkacak. Ve takımda Fethiyespor'u da o kırmızı hattın altında tutmuş olacak. Bu açıdan çok önemli. Güzel bir tezahürat seçmişler. Ne rakibi centilmence rencide edici bir slogan var. Hem takımını desteklemeye güzel bir slogan olmuş. Hayırlısı olsun. Sonucunda inşallah gönlüne göre kazansın. Hangi takım olursa olsun. Evet. Ama önemli bir şey. Ben son artık toparlamak istiyorum. Bu arada sevgili Mustafa Ceviz'e de bağlanmak istiyoruz. Kendisi Göcek'teydi. Mustafa Ceviz de hem Fethiyespor'da hem Nazilli Belediyespor'da biliyorsun karşılıklı çalıştı. Bu arada Fethiyespor taraftarlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Tolga Yuluk'a ulaşamıyoruz sevgili izleyenler. Kendisini daha defalarca aradı arkadaşlarımız. Ancak ulaşamıyoruz. Onu belirtelim. Mustafa Ferizcan başkanımıza da aynı şekilde arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştılar. Ulaşamadılar. Şimdi de Mustafa Ceviz ile son telefon bağlantısını yapmak istiyorlar. Ama ben daha önce kendileriyle görüşmüştüm. Mustafa Ferizcan başkanım dışında. Onu söyleyeyim. Sayın Tolga Yuluk'la görüşemeyince Mustafa Ferizcan başkanımıza da ulaşmak istedim. En azından Sayın Nazilli Belediyespor başkanının düşüncelerini hatırlatmakta yarar vardı. Nasıl bir beklenti içinde olduklarını belirtmek istiyorum. Takım oyuncu profiline bakmak istiyorum bu maçta. Şimdi Fethiyespor deplasmanda oynayacak. Deplasmanda bir rotasyona gider mi? Yeni bir rotasyon olur mu? Elinde senin kadrolar var. Fethiyespor nasıl çıkmalı? Nasıl çıkar? Tabii ki oyuncuların son durumunu bilen isim Sayın Levent Eriş. Konya Anadolu Selçuk Spor maçında ve yine orada Şanlıurfa Spor'la oynanan maçla ilgili de 11 olması lazımdı. Elindeki listede olacak. Maç detay yazısı da orada var. Şimdi Fethiyespor, kalede Eser Altın, Cemil Adıcan. Şöyle baktığımızda kadroya. Yine Zonguldak Kömürspor maçındaki Fethiyespor'da söz konusu. Nasıl bir kadroyla çıkmalı? Vallahi geçen hafta evet, Maraş bir önceki sayfadadır. Hayır, geçen hafta Maraş maçındaki bir oyuncu değişebilir, öbürkü girer, önemli değildir o. Sarı kart cezası olur, oynamaz. Şimdi Şanlıurfa maçındaki kadroda bir eksiklik yoktu. Ancak şu var, eğer defansif özellik açısından baktığımızda hocamız aldığı sonucu, çünkü evimizdeki hücum anlamında kurduğumuz bir takım farklı bir şey. Ama bir iki oyuncuyla takımı defansif özelliği deplasman takımı haline de dönüştürür. Şimdi buna göre hoca uygun olan sporcuları mesela Maraş maçında defans özelliği çok iyi olan takım başarılı bir sonuç elde etti. Ama evet, burada bir nokta koyabilir miyiz? Sayın Mustafa Ceviz, Fethiyespor ve Nazilli Belediyespor eski teknik direktörlerinden. Fethiyespor ve Nazilli Belediyespor
Ege derbisinde pek çok kez karşı karşıya geldiler sevgili izleyenler. Şimdi Sayın Ceviz'e bir telefon bağlantısı yapacağız. Onun görüşlerini alacağız. Sevgili Ceviz, iyi akşamlar. Öncelikle programımıza katıldığın için de çok teşekkür ediyorum. Fethiye Spor, Nazilli Belediye Spor maçları hakikaten önemli maçlar. Şöyle geriye doğru gittiğimizde her iki takımın kazandığı, berabere biten, kaybettikleri maçlar oldu. Nasıl bir maç olmalı? Tavsiyen nedir? Önerin nedir? Bir teknik adam olarak her iki takımı da tanıdığını biliyorum. Hem Fethiye Spor'u izliyorsun, hem Nazilli Belediye Spor'u da geriden takip ediyorsun. Neler söylemek istersin? Geçmişte böyle hatırladığın anekdotların var mı? Bu maç öncesi Fethiye Spor taraftarlarına, Nazilli Belediye Spor taraftarlarına nasıl bir mesaj vermek istersin efendim? Teşekkür ederim Erdoğan Hocam. Ben iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar. Yayını takip eden bütün izleyenlere de saygılar sunuyorum, selamlar. Hocam birazcık sesinizi yükseltebilir misiniz? Tabii. İçeriye lütfen ses. Şimdi Nazilli Spor Fethiye maçı Ege derbisi gibi böyle görebiliriz maçı. Evet. 17 puanda Nazilli Belediye Spor, 20 puanda Fethiye Spor. Evet. İkisi de hem futbol oynadığım, formasını giydiğim, Nazilli Spor'da oyuncuyken şampiyonluk yaşadığım, hoca iken şampiyonluk yaşadığım, Fethiye Spor'da da iki defa şampiyonluk yaşadığım, ikisi de benim kulübüm. Evet. Ekmeğini yediğim, evet, camiada güzel dostluklar kurduğum, yani yöneticilerimden taraftarına kadar güzel ilişkilerim olan iki tane güzel kulüp. Öncelikle dostluklar devam etsin. Taraftarlar centilmence tabii ki destekleyecekler takımlarını. Gönül isterdik ki daha rahat bir maç olsun. Evet. Yani stresli olmamalıydı. Her iki takım da rahat olmalıydı. Bu evet, maçta diyorsunuz yani bu maç öncesinde. Tabii ki. Bu arada arkadaşlarımdan rica edeceğim. Fethiye'de oynanan Nazilli Belediye Spor maçını da ekranlara verelim arkadaşlar lütfen. Buyurun Sayın Ceviz. Şimdi yıllardır Ege grubunda çok maçlar oynadık Nazilli camiasıyla. Ben oyuncuyken de oynadım. Hocayken de karşılıklı maç yaptık. Evet. Yani ben bu sıkıntılı ortamda saha sonuçları bir şekilde Fethiye veya Nazilli galibiyeti veya beraberlik olabilir. İki camianın dost kalmasını isterim. Fethiye Spor'un da Nazilli Belediye Spor'un da şiddetle galibiyet ihtiyacı var. Çünkü her geçen maç alt tarafı bir şekilde şekillendiriyor. Yani Fethiye Spor kaybetti Urfa'ya. Nazilli Selçuk'a kaybetti, Konya Selçuklu takımına. Zor bir maç diye düşünüyorum. Her iki camiye için de başarılar diliyorum. Futbolun oynandığı hak edenin bilek gücüne, yani yüreğiyle sahada iyi mücadele eden hak edenin kazanmasını diliyorum. Evet. İki takım taraftarlarına mesajın var mı sevgili Ceviz? Yani kesinlikle bir kavga, herhangi bir karşılıklı can sıkacak işler olmasın. Hani ceza alma gibi veya ileride husumet yaratacak davranışlar olmasın. Yani dostluk içerisinde geçsin diye düşünüyorum. Her iki takımın da ileriki yıllarda da yine birbirine ihtiyaç olur, maç oynarlar. Yani Ege'nin iki tane güzel takımı. İdareciler, daha doğrusu yerel yönetimlerde başkanlar iyi tanışıyorlar. Dostlar, yani idareciler değişiyor. Bir şekilde arkadaşlık devam ediyor, dostluk devam ediyor. İnşallah hayırlısı olur diye düşünüyorum. Evet, Sayın Ceviz, Nazilli Belediye Spor Başkanı az önce telefon attığımızdaydı. Aynı mesajları hemen hemen söyledi. Burada tabii
Nazilli Belediyespor'da başkan da iki takımın her zaman birbirine ihtiyacı olabileceğini, Fethiyespor ve Nazilli Belediyespor'un kendilerinden başkasına ihtiyaçlarının olmadığı, yani bir iki takımın birbirine birbiriyle iyi durumda olması gerektiğinin altını çizdi bir anlamda. Siz de hemen hemen aynı söylediniz. Şuraya gelmek istiyorum. İki takımın böyle güzel anlarında siz pek çok kez bulundunuz. Herhangi bir maçını anlatabilir misiniz, söyleyebilir misiniz? Böyle bir hatıranız var mı? Yani oyuncuyken Nazilli Spor biz oynadığımız yıllarda hep hedefe giden bir takımdı. Evet. Biz daha çok Fethiyespor olarak üçüncülük için söylüyorum, orta sıraları hedefleyen bir takımdı. Evet. Sonra ikinciliklerde karşılaşınca tabii Fethiyespor'un da hedefleri büyüdü. Zaman zaman çok çetin maçlar oynadık. Biz yendik, onlar yendi. Ama bizim onlara göre bir artımız var. Biz ikincilikten PTT'ye çıktık. Evet. Biz üçe düşmedik son en az 13-14 yıldan beri. Evet. Onlar üçe düştüler. Evet. Tekrar çıktılar. Şimdi tabii ki herkes can derdinde. Evet. Ben şimdi Nazilli camiasını da iyi tanıyorum. Bu maça çok farklı hazırlanacaklarını düşünüyorum. Taraftar bazında, oyuncu bazında. Ama bizim de bir tecrübemiz var. Bu ligin tecrübeli bir takımıyız. Yani zor olacağını düşünüyorum. Her iki takım için de kolay maç olmayacak. Hakem hatasının olmadığı, kavganın olmadığı, futbolun öne çıktığı, iyi oynayanın ve hak edenin kazandığı bir maç olsun diye düşünüyorum. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Mustafa Ceviz. Kırmadınız bizi. Düşüncelerinizi paylaştınız. İyi geceler, selam ve sevgiler. Bir akşam da programımıza bekliyorum. Konuk olarak da almak istiyorum. İyi geceler. Evet. Sayın Ceviz'in düşünceleri böyleydi. Sevgili Timur Fidan, artık Fethiyespor dosyasını da böylece bu hafta kapatalım diyorum. Son cümleleri nedir? Benim içime Fethiyespor'un ilk deplasman galibiyetini Nazilli Belediyespor'dan alacağı şeklinde inan şu anda böyle bir duygu geldi. İnanın bak, şu ana kadar Fethiyespor'un bir deplasman galibiyeti yok Fethiyespor'da. İnan sanki bu deplasmandan galip dönecek gibi geldi bana. İşte hani esprisi öyledir de baban bir oğlum diye söyler. Evet. Aynı onun gibi senin hoş şeyine, inancına katılıyorum. Ben de isterim. Ama güzel bir maç olsun. Evet, dostluk güzel kazansın. Güzel bir dostluk maç geçirsin. Ama galip gelemezsek bile yenilmeyelim. Yani evet. Oradan bir puan alalım. Rakibe de dediğin gibi Fethi'yi kırmızı çizgiye at, rahat et anlamındaki sloganı da bertaraf etmiş olursun. Tabii ki Nazilli'nin kazanmasını biz de isteriz ama bizim müsabakada kazanmasını da başka takımın başarısı kazansın. Evet. Şimdi bu maçtan onun da fazla yüreğinin yanmaması açısından mantıklı olanı şu, eğer bunu telafi etmek Nazilli için de kolay, bizim için de kolay. Biz 1-0 yenebiliriz ama yenemezsek de en azından 1-1 berabere kalıp bir puan alarak Fethiyespor'u doğru yola çıkarmaya çalışabiliriz. Umarım en azından bir puan alırız ama 3 puan alırsak da hiç de kötü olmaz yani. Evet, çok teşekkürler sevgili Timur Fidan. Hızlıca gideceğiz artık. Beşiktaş karşılaşması da devam ediyor. Yeni başladı, az önce başlamıştı. Evet, bu arada hatırlatmak istiyorum, pazar günü Fethiye'den, Fethiye Salı Pazarı'ndan saat 08 ile 09 sıra arasında sabah saatlerinde, erken saatlerde saat 9'a kadar otobüs seferleri olacak Nazilli'ye. Fethiye Spor Tribün lideri Murat Bayat idaresinde Fethiye Sporlu taraftarlar yine diğer arkadaşlarıyla beraber, Taraftarlar Derneği başkanlarıyla beraber Nazilli'ye hareket edilecek. Bu hatırlatmayı yapıyorum. Reklama gidecek miyiz arkadaşlar? Kısa bir reklam varsa eğer gidelim. Ardından hızlıca Muğla Spor ve Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'u konuşacağız. Amatör maçlara
inanın bu hafta herhalde programımızda yer veremeyeceğiz. Çok kısa bir reklam, ardından programımız hızla devam edecek. FRT'de Spor Saati. Sevgili izleyenler, FRT'de Spor Saati devam ediyor. Beşiktaş-Bayern Münih karşılaşması, bir anlamda Bayern Münih-Beşiktaş karşılaşması golsüz devam ediyor. Vida kırmızı kart görmüştü. Karşılaşmada 20 dakika geride kaldı ve devam ediyor golsüz şekilde. Hemen 3. Lig 2. gruba geçiyoruz. 3. Lig 2. grupta Muğla Spor. Önce kendi evinde Turgut Spor'a 2-0 mağlup oldu hafta içi mesaisinde. Ardından şanlı 1461 Trabzon deplasmanına gitti ve orada 2-1 galip geldi. Ve bir anlamda Muğla Spor 3 puanla kapattı haftanın son karşılaşmasını. Şimdi kendi evinde oynayacak Muğla Spor. 3. Lig 2. grupta haftanın sonuçlarına bir bakalım. Son durum, puan durumu nedir ve bu haftanın maç programını da izledikten sonra Muğla Spor'un karşılaşmalarından görüntüler ekranlarınıza getireceğiz. Sevgili Timur Fidan'dan da yorumunu alacağız. İşte ekranlara geliyor 3. Lig 2. gruptaki son durum. 3. Lig 2. grupta 23. hafta maç sonuçları şöyle. Van Büyükşehir Belediyespor 0, Anadolu Bağcılar Spor 2, Tire 1922 Spor 0, Ankara Demirspor 1, Diyarbakır Spor 4, Pazar Spor 2, Turgutlu Spor 1, Ergene, Velimeşe Spor 1, Kırıkhan Spor 0, Yeni Ordu Spor 2, Yeşil Bursa 0, Anagolt 24, Erzincan Spor 0, Gölcük Spor 9, Kayseri Erciye Spor 1, 1461 Trabzon 1, Muğla Spor 2, Erok Spor 0, Darıca Gençler Birliği 2. 3. Lig 2. grupta puan durumu şöyle. 46 puanlı Darıca Gençler Birliği liderliğini sürdürdü. 42 puanlı iki takımdan Yeni Ordu Spor 2. Diyarbakır Spor 3. 40 puanlı Anagolt 24 Erzincan Spor 4. 38 puanlı Ankara Demirspor 5. 37 puanlı Pazar Spor 6. 36 puanlı Tire 1922 7. 34 puanlı iki takımdan Anadolu Bağcılar 8. Turgutlu Spor 9. 32 puanlı Van Büyükşehir Belediyespor 10. Aynı puandaki Erok Spor 11. 30 puanlı iki takımdan Gölcük Spor 12. Ergene Velimeşe Spor 13. 28 puanlı 1461 Trabzon 14. 25 puanlı Muğla Spor 15. 20 puanlı Kırıkhan Spor 16. 13 puanlı Yeşil Bursa 17. Ve puanı bulunmayan Kayseri Erciye Spor 18. ve son sırada yer aldı. Üçüncü Lig 2. grupta 24. hafta karşılaşma programı şöyle. Ankara Demirspor, Diyarbakır Spor, Erok Spor, Van Büyükşehir Belediyespor, Yeni Ordu Spor, Yeşil Bursa, Anagolt 24, Erzincan Spor, Anadolu Bağcılar, Pazar Spor, Turgutlu Spor, Ergene Velimeşe Spor, 1461 Trabzon, Kayseri Erciye Spor, Tire 1922, Muğla Spor, Kırıkhan Spor ve Darıca Gençler Birliği, Gölcük Spor. Sevgili izleyenler, Muğla Spor 25 puanla ligde 15. sırada bulunuyor. Yeşil Beyazlılar deplasmandan 3 puanla dönmesini bildi ama kendi evlerinde de Turgut Spor'un da kaybetmişlerdi. Evet sevgili Timur Fidan, Muğla Spor bir türlü bir istim tutturamadı diyebiliriz. Bir istikrar yakalayamadı. Ama bu deplasman galibiyeti ilaç gibi geldi diyebilir miyiz? Evet. Gerçekten ilaç gibi geldi. Ama buraya kadar gelinir miydi, yaşanır mıydı, yaşanmaz mıydı? Onları ayrı değerlendirmem lazım. Şimdi sezon başından beri play-off, mini-off umuduyla
Muğla Spor'u ben çıkardım havasındaki yönetimdeki bazı arkadaşların maalesef sıkıntılı durumları Muğla Spor taraftarını da kulüpten uzaklaştırdı. Evet. Mali bütçe portföyü olarak Muğla Spor büyük borç içinde. Hı hı. Şu anda kulübe de bu ligde kalmış olsa bile talip olacak birisi yok. Hı hı. Resmen ipotek altına girmiş gibi bir durumu var. Evet. Başkan Beyimoğlu'nun şahsi ödediği bazı paralardan ötürü kulüpten alacağı çok fazla. Bu nedenle zaten bir kere bir kulüplerdeki başkanların kulübe para vermesini, borç vermesini tamamen ortadan kaldırmak lazım. Yani tüzük gereği Fethiye Spor'da dahil bu, Kars Spor'da dahil, Beşiktaş'ta dahil. Gerektiğinde borç verip haftasında aldığı takdirde borç kabul edilmeli. Hı-hı. Eğer haftasında almadıysa tamamen irat kaydedilmeli. Hı-hı. Yani kulüp ödeyemiyorsa onu irat. Yani bunu kulüpte veren, evet. Bunu da ödeyen göze alarak yani ben tamam kulübü madem bir hafta 10 günde alamayacağım bu parayı ama olsun gene de ben kulübe Hı-hı. veriyorum derse hibe olur zaten. Hı-hı. O hibe ettiği zaman bunu kapatırsın. Bunu tüzükte bir satır cümleyle biter bu iş. Ve ondan sonra da kulüp gerçekten adam gibi borçlanacaksa borçlansın. Şimdi şu anda ben yönetime geliyorum. Efendim yönetici benim. Hiç kimseyi dinlemem. Bankadan kredi al. Bu kredi aldığın parayı acaba kulüple futbolculara ödeyerek mi kullanıyorsun? Kullanmıyor musun? Yoksa o parayı özel işlerinde, inşaat işlerinde veya falan filan işlerinde mi kullanıyorsun? Veya işte market neyse yani. Ha, bir yerde yani bu AB kişisi için. AB kişisi için değil tabii ki. Ha, gene onu senin altında oluyor ama o para işletiliyor bir türlü. Sonra belki ödeniyor. Ödenemezse kulübün sırtına kalıyor. Evet. Sonra o yönetim gidiyor. Yeni yönetim geliyor pat. Ne bu? Böyle 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 eski yönetimden gelen. Ha bugüne kadar Fethiye Spor'daki yöneticilerin çoğu temiz bu şekilde götürmeye çalıştı. Ama Muğla Spor'da öyle değil mesela şu andaki. Muğla Spor'da bir tane inanılmaz bir şey. Ben eskiden beri bütün altyapısında tamamen eski futbolcular yer alırdı. Şimdi gene var. Ama bir kısmı sanki tukaka edilmiş bir şekilde. Bir kısmı yönetimde. Akın vardı mesela. Yıllarca profesyonel şube sorumlusu yapmış. Afşin Özgül vardı. İkinci ligde takımın 20 sene takım kaptanlığını yapmış bir adam. Sen bu adamın fikrine ihtiyacın var kardeşim. Sen topu bilmiyorsun. Top karpuz değil. Futbol ayrı bir oyun. Ben sana sorayım şimdi. Bugün Beyimoğlu'na sorsan futbolun talimatı kaç maddedir? Müsabaka talimatı desem bilmez. Ama o futbolcular bilir. Neden? Zaman zaman kulüpte idareci olarak veya yardımcı personel olarak çalışmıştır. Şimdi o adamların da birçoğu ayıklandı. Yani ben gördüğüm kadarıyla birçoğu. Ama kulüp müdürleri yapıyor o işleri. Ama olmaz. Kulüp yöneticileri bunu bilecek kardeşim. O zaman kulüp müdürünün elinde de oyuncak olursun. Başka adamları sokmaz adam içeriye. Evet. O gelirse ben giderim der. Anlatabildim mi? Bir yönetici yerinden kendi rahatsızlık duyacak o idarecinin bile farkına varacak. Evet. Gerekirse o idareciye de yedekleyecek. Uh-huh. Anlatabildim mi? Kendine bile kafada dikemeyecek. Şimdi Muğla Spor'a soruyorum. Bu hafta bütün taraftarı da dinliyorsa eğer bizi. Evet. Eski futbolcular özellikle dinliyorsa. Sevgili Ozan Tag'a bu işleri tamam bir değerlendirmemin tamamının dışında. Uh-huh. İyi ki var. Hı hı. Hani o da olmasa yani evlere şenlik kulüp. Hı hı. Şu anda Muğla Spor eğer bu hafta deplasmanda 1461'i yenmeseydi puanı 23'tü. Evet. Alttaki takım kim abi? Kırıkan. Bu hafta Kırıkan'la oynayacak. Evet. Kırıkan geliyor. Kırıkan ne yaptı? Sonuç olarak Kırıkan bu hafta kaybetti. Kırıkan kendi evinde Ordu Spor'a yenildi 2-0. Yenseydi bizle puan puana gelecekti. Gelecekti buraya. Kardeşim bu maçı kaybedersek biz. Hala şu anda Kırıkan'da gene maçımız var. Hı hı. Kaybedersek adam birden gene 23'e geliyor. Evet. Hala ümitlenecek. Eğer Muğla Spor 3. ligden amatör kümeye düşerse bir dahaki seferi gibi 6,5 senede dönmez. 16,5 senede anca döner. Evet. Bu çok önemli bir şey. Ya yılların Milas Spor'u var. Bak. Evet. Yılların Aydın Spor'u 15 sene sonra döndü ya. Şimdi Nazilli düşmedi öyle mesela sevgili Mustafa Ceviz'in söylediği gibi.
Milas var, Marmaris var. Bir sürü takım amatör takımlara düştü. Adı kayboldu ya. Evet. Şimdi Allah'ın düşünebiliyor musun? Bir Muğla Spor bir daha düştüğü zaman kim toparlayabilir? Hele bu kadar borçta varken. Evet. Kim yönetici olsa tak Kemdit kardeşi. Tam Kemdit. Bütün gelirlerine el koyar. O zaman sen yöneticilik yapmışsın, başkanlık yapmışsın. 2 sene hava atmışsın. Kendi adını reklam etmişsin milletvekilliğine, belediye başkanlığına veya belediye meclisine. Şirketinin reklamını yapmışsın. Ne faydası var o zaman Muğla'ya? Ben onu anlamam. Ben Muğla Spor'da başarı isterim. Evet. Başkansın. Yapacak. Bilmiyorsan çekileceksin kardeşim. En iyi de ben biliyorum deyip bütün adamları ayıklarsan... Sevgili Mehmet Ali Demirbaş Muğla Spor'da değil mi? Niye küstü ayrıldı? Birçok yönetici. Abdullah Eskihisarlı ayrılmıştı mesela. Son anda Abdullah Eskihisarlı tekrar çağırmış ama hani onun faydası var mı yok mu bilmiyorum şu anda. Gerçekten Muğla Spor eğer Kırıkhan maçını yenmez ise hala aynı sıkıntıyı yaşar. Amatör kümeye bir daha düşersek şu anda Büyükşehir Belediyesi'ni de kırmışlar. Muğla Menteşe Belediyesi'ni de kırmışlar. Biz kulübüz ayrıyız bilmem ne. Bizim adımız Muğla Spor. İyi. O zaman adam gibi benim kabıma para dilenmeye gelmeyeceksin kardeşim. Evet. Yapıyorsun yönetici. Yönetici yapacak adam. Hı-hı. Hibe edecek kardeşim kulübe. Evet. Hibe etmiyorsa defolsun gitsin. Mustafa Ferizcan ne dedi? Gerekirse malımızla mülkümle buradayım dedi. Evet. Böyle affedersin bilmem ne bir kilo gelen adamları lazım. Hem Fethiyespor'da, hem Muğla Spor'da, hem Bodrum Spor'da. Evet. Bu şekilde düşünmek lazım. Muğla Spor büyük bir çıkmaz işinde. Umarım, dileğim o. Eğer düşerse zaten başımıza tamamen dert. Muğla Spor adı silinir. Evet. Yazık. O zaman ne Afşinlere, ne Osmanlara, ne Sercanlara, ne Rıdvanlara bu kulüpten geçtiği adını saymaz. Evet. Amatör kümeye düştüğü için adı bile silindiydi bir ara. Evet, evet. Bu çok önemli. Evet. 1461 İnşallah. Trabzon maçı görüntüleri varsa arkadaşlar, eğer elimize ulaştıysa o maçın görüntülerini de hemen verelim. Melik kaydetti. Muğla Spor'un 2 golünü de Trabzon deplasmanında. Ahmet Suat Özyazıcı'nın stadında oynanan karşılaşmada Muğla Spor Barış Alican, Nizamettin Emre, Osman Ali Koçak Sami, Yasin Ömer Ül, Melik ve Fırat 11 ile sahaya çıktı. Karşılaşmanın 9. dakikasında Muğla Spor Melik'in attığı golle öne geçti. 76'da Melik ikinci golü attı ve 87. dakikada da 1461 Trabzon Spor Gökhan'la durumu 2-1 yapan golü buldu. Evet, Muğla Spor'a başarılar dileyelim. Kırıkhan maçında dileğimiz her iki takımda o düşme potasından, o tehlikeli bölgesinden uzaklaşmak istiyorlar. Dileğim gönlümüz Muğla Spor'dan yana ama umarım sahada bu başarıyı sağlayıp Kırıkhan'ı tamamen aşağıda bunalımda bırakmak daha yararlı olacak. Kırıkhan dedin de sevgili Abdullah Çevrim'in memleketinin takımıydı. Ona da buradan bir kez daha selam ve sevgilerimizi gönderelim İstanbul'a. Evet. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'a geçiyoruz. İkinci lig kırmızı grupta mücadele ediyor. 9 karşılaşmada 16 gol atıldı. Kırmızı grupta Menemen Belediyespor liderliğini sürdürdü. Bodrum Belediyesi Bodrum Spor ise son 3'ün içerisine girdi bu hafta. Golsüz berabere kaldı kendi evinde Kastamonu Spor 1966 önünde. İşte kırmızı gruptaki son durum. İkinci lig kırmızı grupta 23. hafta maç sonuçları şöyle. Eyüp Spor 0, Sancaktepe Belediye Spor 0, Sivas Belediye Spor 2, Hatay Spor 2, Bodrum Belediyesi Bodrum Spor 0, Kastamonu Spor 1966 0, Mersin İdman Yurdu 0, Tokat Spor 4, Kocaeli Birlik Spor 0, İnegöl Spor 0, Buca Spor 1, Sarıyer 3, Tuzla Spor 1, Keçiören Gücü 0, Menemen Belediye Spor 2, Avşet Afyon Spor 0, Etimesgut Belediye Spor 1, Ahmet Spor Sportif faaliyetler 0. İk-
İkinci lig kırmızı grupta 53 puanlı Menemen Belediyespor liderliğini sürdürdü. 51 puanlı Afşet Afyonspor ikinci. 49 puanlı Hatayspor üçüncü. 46 puanlı Sivas Belediyespor dördüncü. 43 puanlı iki takımdan Keçiören Gücü beşinci, İnegölspor altıncı. 41 puanlı Sancaktepe Belediyespor yedinci. 36 puanlı Sarıyer sekizinci. 33 puanlı Kastamonuspor 1966 dokuzuncu. Tokat Spor 31 puanla 10. 29 puanlı Etimesgut Belediyespor 11. 25 puanlı Eyüp Spor 12. Ahmet Sportif Faaliyetler 24 puanla 13. 20 puanlı Buca Spor 14. 19 puanlı Tuzla Spor 15. 18 puanlı Bodrum Belediyesi Bodrum Spor 16. 6 puanlı Kocaeli Birlik Spor 17. Ve eksi 18 puandaki Mersin İdman Yurdu 18. ve son sırada yer aldı. İkinci lig kırmızı grupta 24. hafta maç programı şöyle. Hatayspor Tuzlaspor, İnegölspor Sarıyer, Sancaktepe Belediyespor Kocaeli Birlikspor, Ahmet Sportif Faaliyetler Eyüpspor, Mersin İdman Yurdu Bucaspor, Afşet Afyonspor Etimesgut Belediyespor, Kastamonuspor 1966 Menemen Belediyespor, Keçiören Gücü Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Tokatspor Sivas Belediyespor. Sevgili izleyenler, Bodrum Belediyesi Bodrumspor kendi evinde berabere kaldı. Bu haftada ligde 5. sıradaki 43 puanla 5. sıradaki Keçiören Gücü deplasmanla Ankara'ya gidecek. Sevgili Fidan, maalesef Bodrum Belediyesi Bodrumspor son 3'ün içerisine girmek zorunda kaldı bu hafta. Arka arkaya yine puanlar kaybetti. Bir türlü galip gelemiyor. Yani bunu galip gelse zaten 2 puan daha artı korsan rakipten 2 puan daha yukarıda olacaktı. Ama maalesef bu mağlubiyet Bodrum Spor'u gerçekten tehlikeli bir sınıra soktu. Artık bundan sonraki amacı deplasmandaki mutlaka bir müsabakada 3 puan alıp kendi sahasında da rahat bir seri, bir çıkış yapması çıkış lazım. Çıkış yakalaması lazım. Arka arkaya bir iki maçla düzeltmesi lazım. Aksi takdirde çok sıkıntılı günler yaşayacak. Biz bunu haftalardır uyarıyoruz. Yani ligin başından beri neredeyse. Hele ikinci yarıdan sonra tamamen her hafta ağzımıza pezelenk oldu. Gerçekten çok önemli. İlk defa çıktığı sezonda takımın ligden düşmesi gerçekten hem moral ve onur bozucu. Bu açıdan Bodrum düşerse bir daha burada tutunması mümkün değil. Ve seneye de tekrar başarı elde edebilmesi için toparlanması da zor olur. Hayırlısı olsun diyelim. Ama gerçekten çok kötü bir sezon geçirdiler. Yani şu ana kadar. Düşün 23 maçta 4 galibiyet. Evet. Yani 23 maçta 4 galibiyet, 13 mağlubiyet, 6 tane beraberlik. Yani böyle bir rekor inanılmaz bir şey. Evet, yani zaten bu hiç yaşamadı Bodrum Belediyesi, Bodrumspor evet, böyle. Ama yani ikincilikte de daha başarılıydı, üçüncülükte de daha başarılıydı. Rahat rahat, bağıra bağıra, basarak basarak ayak sesleriyle geldi. Ama ligde tutunacak bir kadro oluştursun. Bir daha neden bu takımı düşürdük böyle deyip düşünmemek lazım. Üç harcayacaklarsa beş harcasınlar. Ama takımı gerçekten ligde tutsunlar dedik. Hani bu sene ligde tutunalım. Ondan sonraki sene için ne olur bilemiyorum. Artık sezon sonuna doğru biraz daha sıkıntılı günler yaşayacak gibi. Tek şanslı tarafı şu var. Kocaeli Birlik de Mersin hava attı zaten. Evet. Yani bir tek Bodrum'un burada Buca'yı veya Tuzla'yı altın almasıydı. Yani evet. Yapacak. Bakın 3 puan almış olsa 20 puanı geçiyor, 21 puanda. Birden hem Buca'yı hem Tuzla'yı altın almış olacak. Evet. Yani çok önemli. Daha lig bitmedi tabii. Daha 11 tane müsabakası var. Hı hı. Umarım bu 11 müsabakasının en az 6'sı veya evet en az 6'sı kendi sahasında oynayacaktır. Bu açıdan çok önemli. Kendi evinde çok kaybetti. Çok Bodrum Belediyesi, Bodrum Spor. Yani. Evet.
Berabere değil, yenildi. Evet, yani. Mesela bu hafta kazanmış olsaydı yine 14. 13. sırada olacaktı. Evet. Yani 3 puanlık sistemde Bodrum Belediyesi, Bodrum Spor belki bunu yakalayabilir. Yeter ki futbolcular, yani o Bodrum'daki evet, o kelepçelenme taraftarlarla ya yapılabilsin. Yeşil Tayvan'ın yapabileceği bir şey yok. Bütün evet. deplasmanlara uçarak gidiyor adamlar. Ve uçakla gidiyorlar yani. Yani bu kadar masrafa girip takımının arkasında olan taraftar da az bulunur. Umarım bu tehlikeli girdabın içinden bir an evvel kurtulurlar ve Bodrum Spor'un adını ligde sürdürmeye devam eder. Önümüzdeki yılda da daha iyi bir takım kurarlar bu seneden ders çıkararak. Evet, çok teşekkür ederim sevgili Timur Fidan. Süremiz de doldu. Amatör maçlara geçmeyeceğim. Yine bültenlerimizde, ana haber bültenlerimizde ekranlara getireceğiz sevgili izleyenler. FRT'de amatör maçları Muğla Amatör Küme'de de gol yağmıştı. Beşiktaş karşılaşması golsüz berabere devam ediyor. Arkadaşlarım gol atılsa zaten bana haber verirlerdi. Amatörler gol yağdırdı sevgili izleyenler. Ancak ana haber bültenlerimizde ekranlara getireceğiz amatör küme dosyasını. Bu akşam da bizden bu kadar. Fethiye Spor pazar günü deplasmana gidecek. Fethiye'den sabah saat 8 ile 9 arasında Salı Pazarı Meydanı'ndan otobüsler hareket edecek sevgili izleyenler. Fethiye Sporlu taraftarlar Nazilli Belediye Spor maçına deplasmana gitmek isterlerse otobüsler hazır olacak. Şu anda Bayern Münih 1-0 önde, arkadaşlarım haber verdiler. Böyle devam ediyor karşılaşma. Bu akşamlık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta Fethiye Spor, Muğla Spor ve Bodrum Belediyesi Bodrum Spor ile tüm takımlarımızın başarısını konuşabilmek dileğiyle mutlu geceler, esenlikler değerli izleyenler. Hoşça kalın. Teşekkürler abi.